Evet, herkes hazırsa başlıyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi bizim resmi olarak uyarmamız lazım. Dinlediğiniz program korku ögeleri içermektedir, bilginiz olsun. Yani bir korku programıdır. Hatta ne diyelim? 18 artı diyelim değil mi? Diyebiliriz evet. Öyle mi diyelim? Diyebiliriz değil oğlum, diyelim mi demeyelim mi? Diyelim. Diyelim mi? Diyelim diyelim. Peki, o zaman sevgili Adem'den şimdi hikayelerin akışını alıyoruz. Ondan sonra da merakla bekliyoruz. Ve 3, ve 2, ve 1. İyi korkular, ö başlar. Evet, ilk hikayemiz Aslı Hanım'ın hikayesi, yoldaki varlıklar. Aslı Hanım'ın hikayesi, yoldaki varlıklar. Evet. Evet, ikinci hikayemiz Ömer Bey'in hikayesi. Esrarengiz bir köy var ve orada görülen varlıklar. Esrarengiz bir köy var ve orada görülen varlıklar. Doğrudur. Evet. Üçüncü hikayemiz Fatih Bey'in hikayesi, define olayı. Define olayı. Dördüncü hikayemiz Uğur Bey'in hikayesi, eşine musallat olmuş varlıklar. Evet. Ve... Alo, merhaba. Merhabalar. Merhabalar, iyi geceler, nasılsınız? Teşekkür ederim, tam ortama uygun bir yerden arıyorum sizi, uzun yoldan. Uzun yoldan, tek misiniz acaba yolda? Evet, tekim. Aracı siz mi kullanıyorsunuz? Tabii tekseniz. Aracı ben kullanıyorum, şu an kenara çektim ama tırsıyorum. Yani böyle ağaçlık mağaçlık falan bir yerse tam böyle maksadını tamamlar şimdi anlatacağınız hikaye diye düşünüyorum. Vallahi. Çok şükür ağaçlık değil, otobandayım, İzmir otobanındayım, Manisa tarafına, Savaştepe civarındayım ama şu an hiç kimse yok. Benzetmek gibi olmasın ama iki kere orada yolda kaldım ha. Keşke benzetmeseydim. Yani işte benzetmek gibi olmasın ama buyurun, başınızdan değişik enteresan bir hikaye geçmiş, valla merakla bekliyoruz. Evet, maalesef şu an, hatta o da bir yol macerasıydı. Evet. Sene 2004'ler, yeni arabayı ben kullanıyorum. İki kız arkadaş, üç erkek arkadaş, Fethiye civarlarındayız. Evet. Bu Likya yolunda işte arkadaşlarla geziyoruz falan, denize girdik, akşam oldu. Böyle saçma sapan yerlere giriyoruz, çıkıyoruz, bir şey gece oldu artık. Benim şöyle bir huyum vardır, arabada giderken birden işte direksiyonda soldan tüm ışıkları söndürürüm. Böyle çok kısa bir süre girerim, giderim karanlıkta, işte bağırırız, korkunç oluyor falan filan, birbirimizi korkuturuz, camları açarız falan. Yine böyle gereksiz bir işlem yapıyorum, ışıkları giderken söndürdüm. Açtım, şu an en az benim etrafımdaki 10 kişinin bir daha bunu yapmamasını sağlayacak herhalde bu hikayeyi anlatmanızla. Çünkü o mesela biz böyle arazi taşıtlarıyla dağ bayır ormanda giderken yaparız onu, ışıkları kapattığın zaman hakikaten zifiri karanlık olur. Zaten gittiğim yol o sizin dağ bayır dediğiniz gibi bir yol. Çünkü normal yollarda değiliz. O sıralar öyle Google'dı, Yandex'ti, işte yol tarif falan yok. Kafamıza göre böyle bir yerlerdeyiz yani. Antik mezarlıkların oralarda falan yani. Kameralı telefon bile yoktu bahsettiğim tarihlerde. Evet. Yine böyle ışığı kapattım. Açtım, bağırışıyoruz falan filan. Ama böyle açıp kapayacaktım, elimde oradaydı, tık tık yapacaktım hemen böyle. Gerçekten yani şu an bile çok kötü oldum hatta. Arabanın önünde ya bir şey belirdi yani, böyle biri yani çok değişik biri böyle bize baktı, kapattım. Bizimkiler komple bağırdı. Dediğim gibi 5 kişiyiz, sadece ikisinin kafası iyi hani alkolde. Üçümüz gayet ayı. Herkes gördü mü? Arabadaki herkes gördü mü? Herkes gördü. Çünkü hani o anı yaşıyoruz falan böyle. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Çünkü bir tek
Ay var, yani yol, bilmediğimiz bir yol, böyle çakıl taşlı falan filan, saçma, dediğim gibi saçma sapan bir yerdeyiz. Bir de herkes gördü, ben zaten frene bastım, basmadım, herkes camı kapatmaya çalışıyor, tekrar açtım falan, böyle yani görüntü gitti ama hepimiz çok korktuk, inanılmaz korktuk. Üç şimdi erkek böyle... çok özür dilerim. Kaldığınız yerden devam edin lütfen, unutmayın ama benim sormak istediğim bazı şeyler var. Mesela burada da sorular var, insanlar benim sormam için yazıyorlar. Görmüş olduğunuz şey böyle insansı bir şey mi, hayvansı bir şey mi mesela, nasıl ya bir şey? İnsansı bir şey, çünkü hani bir bedende ama beden gibi uzuvları da tam anlamıyla yok. Renk? Hani ya şöyle, aslında bir kıyafeti var ama hani beyazımsı gibi diyeceğim ama beyazımsı gibi değil. Mesela altında kahverengi böyle çok tozlu bir pantolon var ama çok eski, yırtılmamış ama çok eski böyle bir şey, pantolon. Ama ayakları yani öyle ayak gibi değil. Yani böyle bir anda görüyorsun ya. Ya surat çok inanılmaz iri, burun iri, ağız kocaman gibi. Yani insan suratı gibi, doğru mudur? Ya surat. İnsan suratı ama insan suratı da değil yani. Hani yeni insan gibi yani. Daha evrimleşmemiş insan gibi. Kollar inanılmaz uzun. Ta diz kapaklarına kadar falan böyle. Kollar falan da uzun. Şekilde. Kıyafet, kıyafet de var üzerinde. Yani şey ya değil, çıplak ama, değil. Tam anlamıyla hani kıyafet var ama bir böyle bedende gibi değil o kıyafet. Evet, bir pantolon okey ama hani iki bacağın arasında açık gibi göremiyorsun yani. Değişik de böyle birbirimize sonra anlatırken de, yıllar sonra bile konuştuğumuzda herkes bir şeyini tarif ediyor ve herkes evet şurası da şöyleydi, hani yok canım öyle değildi diyen yok aramızda yani. Ve dediğim gibi 3 erkek 2 kızız, hani sadece 2 kişi alkollü o sırada, onun dışında ben, yanımdaki arkadaşım, arkadaki de herkes gördü. Ve orada açtık kapadık, böyle hepimiz bir şok olduk, bağırdık, ben frene bastım, sonra hayır gazla gazla falan, çabuk camları kapatın falan. Sonra ilerlemeye başladık. Ormanlık bir yola geldik biz. Yani tabii sinirlerimiz boşaldı. Yolu bilmiyoruz. İşte yolu deniz, solumuzdaydı. Nereden karaya çıkacağız, işte ana yola çıkacağız falan hesaplıyoruz. Ya o sırada önümüzden bir hayvan geçti. Yani bir 5 dakika 10 dakika aralığında. 4 ayaklı bir hayvan ama tilki desen tilki değil. Köpek desen köpek hiç değil. Yani... Ayının küçüğü gibi ama değil, böyle böyle baktı, dişlerini gösterdi ve hızlıca önümüzden gitti. Biz zaten orada yani... Ruhu teslim ettiniz herhalde zaten korkudan orada. Çağıran mı ararsın, gerçekten çok berbattı. Gerçekten çok özür berbattı. Dileyerek ben burada bir düzeltme yapacağım. Hanımefendinin dediğini kestik, sesimiz şu anda size ince geliyordur. Hanımefendi altına yapmayı birazcık halk arasındaki tabirle söyledi. Onun için yayına vermedim, kestim orayı. Pardon. Bildiğiniz gerçekten altına yaptı yanınızdaki insanlar, doğru mu? Evet, alkollü olan arkadaşım, erkek arkadaşımız Emre. Belki dinliyordur çünkü hepsine haber verdim. Gerçekten yaptı. Çünkü yapılacak gibiydi. Ben araba falan kullanamadım. Ana yola çıktıktan sonra. Benim bu arada adı, yani lakabım kamyoncudur. Çok araba kullanmayı sevdiğim ve her türlü kullandığım için. Gerçekten bıraktım kenara. Yani indik bir ışığın altında, yol kenarında. Yolda ışık olan bir yere geldikten sonra indik. Gerçekten ağlıyoruz, sızlıyoruz falan böyle. Görmüş olduğunuz hayvan sonra... Şimdi dediğim gibi insanlar burada bana yazıyorlar. Benim de tabii hikaye sahibi siz olduğunuz için size sormam icap eder. Değerli dinleyenlerim, bu arada dinlemiş olduğunuz hikayelerde sormak istediğiniz ya da anlamadığınız bir şey varsa hikayeyi anlatan kişiler hattayken bana sorun, ben de kendilerine sorayım, cevabı hep beraber duyalım. Domuz olabilir mi mesela görmüş olduğunuz hayvan? Hayır, domuz gibi değil, öyle tüysüz değil, şişman değil ama çok cılız da değil ve koyu renkte. Ve dişlerini gösterdi yani bize, bir süre sonra dişlerini gayet gösterdi. Yani o dişleri gördük çünkü hepimiz pür dikkat, kimisi yan camdan bakıyor, ben zaten full öne konsantre. Yani o ışığı açıp kapadığımdaki insanımsı şeye mi hani şey yapalım, ondan sonra gördüğümüz o hayvan yani sanki böyle mesaj verir gibi hani dişlerini gösterdi ve yani geliş gidişli yol düşünün.
Evet. Tam yol gibi de değil yani, böyle dağ köyü gibi bir şey yani. Antik orada şey, mezarlıklar falan var. Ağaçlar var. Sol taraftan sağa gitti yani. Sağdan sola doğru değil. Soldan böyle gayet geldi karşı tarafın yolundan. Ben böyle hafif yavaşladım. Ne olduğunu anlamadım. Bildiğim benim arabamın önüne böyle yaklaşık 3-5 metre ilerimde. Ay, şu an yaşıyor gibiyim. Bir de durdum. Zaten iyice tırstım. Durdu böyle, dişlerini gösterdi. Ben zaten çok yavaşladım. Ve bastı gitti yani. Peki, ama ezip geçerdim yani. Bu, iyi ki de ezip geçmemişsiniz. Yoksa belki de bu hikayeyi anlatamıyor olabilirdiniz. Vallahi bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim size. Bu ilk başta görmüş olduğunuz hani bir başka bir varlıktan bahsettiniz ya. Evet. Onu nasıl kayboldu? Siz arabayla devam edince mi? Hayır. Ben ışığı soldan açıp kapıyorum ya. Evet. Şimdi benim zaten elim oradaydı. Açacağım kapayacağım yapıyordum. Evet. Açtım kapadım gördüm zaten, refleksim kapamada ya. Direkt kapadım. Açtığımda zaten yoktu. Işıkla beraber kayboldu. Geldi. Yani evet. Hani o sırada evet açtım, devam ettiğim pozisyonunda değilim. Aç kapa yapıyordum. Evet. Açtım, gördük, bağırdık, fren, gaz, şaşırdım. Açtım ve daha da yoktu yani. Zaten hemen camları falan kapattık, hemen ilerledik yani. Sonra da işte o hayvanı gördük. Yani böyle gerçekten çok saçma sapandı yani. Bir şey çok söyleyeyim, yani ucuz atlatmışsınız. Şimdi burada tabii çeşitli yorumlar var. Görmüş olduğunuz şeyle alakalı hayvandır diyen de var. İşte görmüş olduğunuz mesela insan şeyle alakalı çobandır diyen de var. Tam aksini diyen de var mesela, hakikaten. Çoban olsa ezmem gerekirdi. Bir ses gelmesi gerekirdi. Yani, arabanın önünde bir şey olması gerekirdi. Şimdi, bir ayrıntıyı anlatacağım. Çok tabii, pardon. Tabii. Biz bunu geçtikten sonra dinlendik işte. Ana yola çıktık. Işığın altında durduk. Ağladık, sızladık falan pişman. Sonra neyse eve gittik. İşte zaten doğru düzgün yatamadık falan. Ertesi gün oraya tekrar gitmeye karar verdik. Yani o tarafa. Ama yani siz de şimdi. Ama değil yani. O tarafa değil. O yakın köylerine işte. Oraya gittiğimizde mesela şey dediler. İşte burada yatırlar var. İşte eski şeyler var, abideler var falan filan. Tam konuya şey değilim, anlatmış olduğunuz yere tam hakim değilim ama hatırladığım kadarıyla oralarda eski Rum mezarlıkları da var galiba. Ya evet, onları da söylediler işte. O tarz şeyleri söylediler işte, olabilir hani onlar için gayet normal, köylüler için bu hani olabilir, onlardan biridir falan filan, böyle işte hayvandır falan filan gibi konuştular. İşte bize şey sordular, işte yolda hiç tuvaletinizi yaptınız mı? Can alıcı soru. Ki, evet yani zaten iki tanesi hani alkol alıyor arabada. Hani ben kullanıyorum, almıyorum. İki arkadaşımız da almıyor. Ama hani sonuçta tuvaletimizi yapa gidiyoruz yolda yani. Çünkü oralarda öyle test mevsisi yok yani. Ağaç kenarı buluyoruz. Bir kenar veya arabayı çıkıyoruz, arabanın orada yapıyoruz falan filan. İşte ondandır. İşte abdest alın. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Olabilir falan böyle. Bir de orada bize bir ağacı söylediler. Ve o ağacın fotoğrafını da çektik. Hatta size yani o zaman Kodak makinalar kullanılıyordu. Sonra tab ettirdiğimizde ağacın gövdesinde, ya belki hani ağaçlara bakınca benzetilebilir ama bariz bir şekilde gerçekten bir yüz ifadesi var. Ama tam olarak nerede rastladık, yolun neresinde denk geldi, o kısmı tabii ki anlayamadık gittiğimizde. Sadece yakın köylerde biz dün akşam böyle bir tecrübe yaşadık, böyle oldu falan diye anlattım. Birkaç kişiyle öyle konuştuk yani. Efendim, büyük geçmiş olsun. Şundan dolayı geçmiş olsun diyorum size. Böyle programında ya da dışarıda duymuş olduğumuz hikayelerde işin aslı bu ilk temastan sonra başlıyor. Yani mesela sizin anlatmış olduğunuz gibi hikayeleri anlattıktan sonra işte evde varlık görenler, sonrasında rahatsız edilenler, musallat olayı yaşayanlar falan. Ben onun öncesinde çok fazla zaten. Yani bu benim ilk başıma gelen enteresan olay değil yani. Zaten o yüzden arkadaşlarımın en büyük tırsma noktası da oydu yani. Benim yanındaki kız arkadaşım da şu an yani görüşmüyoruz ama o da değişik bir kızdı. Yani zaten yani ilk benim hani başıma gelen bir şey değildi ama bu denli yakinen ilkti. Yani bu kadar net ilkti diyeyim. Bu kadar yakinen ilkti. Daha önce nasıl bir şeyler oldu mesela? Siz yalnızken mi oldu? Nasıl oldu? Meraktan soruyorum.
ya hep benim rüyamda olurdu yani. Rüyayla uyanıklık arasında olurdu işte. Bu kadar net ve yanınızda insanlar varken bu temas ilk defa aldı, doğru mu? İlk defa aldı. Hep tek başımayken olurdu çünkü. Ve hani anlatabildiğim şeylerdi. Üniversitede arkadaşlarıma anlatırdım. Ya dün akşam şöyle oldu. İşte şunu gördüm. Akabinde bu oldu. Bunu gördüm falan filan diye. Ama böyle insanlar varken ve benim dışında da insanların gördüğü diyeyim. Anladım. Yani benim gördüğüm bir şey değildi o yani. 5 kişinin aynı anda gördüğü bir şeydi. Büyük geçmiş olsun efendim. Çok... Ne diyeyim yani, bir daha gezmeyin oralarda diyeceğim ama tabii ben de çok geceleri giderim ben de öyle dağ bayır orman yerlerine. Yalnız gezmeyin diyorsunuz şu an şeyin otobanın ortasında ağaçların arasında sakın, bir an önce kapatıp gitmek istiyorum, gaza basmak istiyorum. Sakın bir daha, hele ki o ışıkları kapat aç kapat aç, benim çevremdeki onu birkaç arkadaş da yapıyor. Onu asla yani para versen yapmam. Onu aydınlık yolda bile yapmadım. Hiçbirimiz yapmadık bir daha. Aman diyorum yani, hiç, aman. Hiç. Peki, size iyi yolculuklar diliyorum. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere efendim tekrar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim hikayenizi paylaştığınız için. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi özellikle yurt dışından gelen yorumlarda abi hayvandır, abi köpektir, abi işte ne bileyim çobandır, abi şudur, abi budur gibi şeyler geliyor. Ama o bölgeden gelen mesajlarda abi o bölgenin o olayları meşhurdur gibi bazı şeyler var. Zaten Böğ programından aşina olduğumuz, Böğ programına bağlananların anlatırken kurmuş olduğu cümlelerin başında genelde hep şey oluyor mesela. Böyle şeylere yaşayana kadar inanmazdım. Allah yaşatmasın. Ama şimdi burada hikayeleri dinlerken mesela... Bazı şeyler yazılıyor, buna benzer farklı hikayeleri de ben de Türkiye'yi işte yani köy köy gezdim hakikaten. Şimdi bir televizyon programı projesi için bir daha gezeceğiz, kim bilir neler anlatılacak, neler duyacağız oralarda. Bu ve benzeri hikayelerin özellikle böyle kırsal, ormansal yerlerde çok daha fazla olduğunu ben kendim kulaklarımla da dinledim. Yani gözlerimde görmedim, Allah da göstermesin inşallah. Gözlerimde görmedim ama kendi kulaklarımla duydum buna benzer hikayeleri. Bir de hanımefendinin anlatmış olduğu hikayelerde özellikle ben deyince bölgeye çok hani böyle ben hakim değilim ama oralarda eski Rum mezarlıkları da varmış deyince o bölgeden, o taraflardan yazanlar var. İşte bizim oralarda vardır öyle şeyler. Görmüş olduğu şey bu mu? Mesela kamburla alakalı bir şey yazmışlar. İlerleyen dakikalarda bakarız tekrar. Allah yaşatmasın. Ama bir kere daha bir tüyoyu veriyorum. Genelde bu hikayeyi anlatan insanlar başıma gelmeden önce ben de inanmıyordum diye başlıyorlar. Yani siz yine inanın ama Allah yaşatmasın tabii inşallah. Amin amin amin. Yaşar abi de yazmış. Ademciğim bağlayalım ikinci telefonu. Böyle programında iki hikaye ilerliyoruz böyle sevgili dinleyenlerim. Biz o ışıkları aç kapat aç kapat tabii öyle yolda değil de dağ bayır ormanda arabayla giderken hakikaten hiç böyle bir... Yani o kadar yukarılara çıktıysanız, gerçi bu İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda bile olabilecek bir şey ama Belgrad Ormanı'nda tabii insanların var olduğunu bilmiş olduğunuz için çok fazla korkmuyorsunuz. Işıkları kapattığınız zaman yanındaki insanı bile göremiyorsun sevgili dinleyen. Yanındaki insanı bile göremiyorsun. Benim yanımda etrafımda birkaç arkadaşım var böyle arabayla giderken orman yolunda ışıkları kapatıyor. Baksana abi kapkaranlık filan. Her seferinde de derim ki mesela ışığı açtığında mesela kesik başlı birini görsen şurada ne yaparsın derim. Tövbe estağfurullah deyip açarlar. Eğer şu anda dinliyorsa bizim çocuklar yüksek ihtimalle bir süre yapmayacaklardır bunları. Yani yüksek ihtimalle yapmayacaklardır. Geldi mi diğer telefon kardeşim? Gelmiş. Gecenin ikinci hikayesini Ömer Bey'den dinleyeceğiz. Ömer Bey merhaba. Merhabalar abi, iyi akşamlar. Nasılsın abi? İyi akşamlar. Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? İyi misiniz acaba? Şükür abi, yaşadığımızda duacıyız. Hadi bakalım, bizden de aynı şekilde şükür olsun o zaman. Neymiş efendim? Esrarengiz köy ve orada görülen varlıklar, doğru mu? Aynen abi. Şimdi doğru. Abicim hikayeye başlamadan önce sana şunu söyleyeceğim. Zaten yayınsal olarak da anlatmış olduğun bölgede nokta atışı yapacak adres bilgileri verme, sana zahmet. Yani, anladım abi. Şimdi tamamen sallıyorum işte, İstanbul Şişli'de aşağıya doğru inerken sağdaki mahalle filan gibi nokta atışı yapan böyle yani adresi tam belirleyecek şekilde anlatma. Olur mu abim? Ama Şişli'den Fulya'ya gidebilirim diyebilir miyim abi? Ya öyle diyebilirsin tabii canım. Bu arada mahallemi de söyledim, mutlu oldum bu arada. Eyvallah abi canım. Evet, buyursunlar abi. Bu arada benden dolayı bir şey yok, bir sakıncası yok bunun. Hem insanları yönlendirmemek adına hem de yayınsal anlamda bazı şeyleri bu korku programlarında çok fazla anlatamıyoruz yani, bilgin olsun. Evet abi, buyursunlar. Eyvallah abi. Abi biz Ankaralıyız elhamdülillah. Evet. Tekerlemeciyiz.
iş gereği bu panelvan araçlarla diyeyim, iş araçlarıyla diyeyim. Evet. Hani transit bir şekilde mal götüreceğimiz araçlarla diyeyim, sen anlarsın abi. Tamam. Onunla böyle gece vakti Ankara'dan Afyon'a gittim öğle vakti. Geri de akşamleyin Ankara'dan geliyordum. Afyon'a mı gittin? Aynen. Abi yeni Afyon'a gittim. Bir daha da bir gideceğim biliyor musun Afyon'a şimdi? Öyle bir yer söyledin ki. Evet abicim. Abi iletişim numaram al, ben sana bir lokum yedireyim, Afyon'dan çıkmasın, Ankara'dan çıkmasın. Teşekkür ederim abi. Biz lokumdan önce hikayeyi dinleyelim, dur bakalım lokuma ihtiyaç kalmaz inşallah. Eyvallah. Tamam. Evet buyurun. Neyse abi ben geldim. Ankara Hayvan Ağı'nın malı vardı. Ankara Hayvan Ağı'nın malını indirdim. Daha sonra abi Polatlı Merkez'e geldim. Polatlı Merkez'den Ayaş'a gitmem gerekiyordu. Bir tedarikçiden mal almam lazımdı. Oraya doğru giderken abi böyle bir köy yolundan, kırsal bozkır yolundan gitmemiz lazım. Hani böyle filmlerde olur ya, tam böyle bozkır. Evet. Ot bitmez, kervan yürümez bir yol. Evet. Abi oradan giderken köy yolu, ışıkta gözüm alıyor, astigmat var bende. Arabanın iç ışıkları falan kapalı. Altındaki araba giderken bir anda abi şey oldu, nasıl diyeyim sana, arabanın elektriği kesildi, giden arabanın. Tek misin araçta? Araçta tekim abi. İşte sıkıntılı şey de o. Daha sonra giderken abi arabanın bir anda elektriği kesildi. Böyle zar zor arabayı yavaşlattım, kenara çektim ama sanki arabanın üstüne böyle bir ağaç dalı değer ya böyle. Evet. Ağaç dalı değdi gibi oldu abi. Hemen indim aşağıya. Arabanın kaputu açtım, telefonun flaşını açtım. Aküyü söktüm, taktım. Geri arabayı çalıştırdım abi. Geri de aklıma takıldı. Ulan arabanın üstünü neye vurduk, bir şey mi vurduk acaba diye. İndim baktım, üstünde ne ağaç var ne bir şey var. Yolun kenarında normal bir şekilde durmuşum. Ama o sıraya kadar ne araba geçiyor ne bir şey geçiyor abi. Radyo zaten çekmiyor. Arabamı da telefondan bağladım. Oradan işte telefonda kayıtlı müziklerden dinliyorum. Ben biraz daha gittim abi. Araba bir sefer de aynı arızayı yaptı ama giderken kendi kendi geri açtı hani para açıp kapattığında. Abi ben daha sonra bir köye girdim. Orada telefonda şarjı az kaldı diye zaten müziği falan kapattım. Bir de bir ezan sesi geliyordu abi köye girdiğimden beri. Ama böyle ezan tam ortasında. Abi ben gidiyorum, böyle yol köyün içine girdi. Köyün sokak lambaları yanıyor. Çok özür dilerim abi, şey mi yani, girdi vakit ezanı mıydı mesela, yani baktın mı saate, saat kaçtı? Abi işte o an onlara hiç dikkat etmedim. Evet. Hani elhamdülillah Müslümanız da o kadar dindar değiliz. Tamam. Ama gece vaktiydi, o saatte normalde okunmaması lazım ezan. Anladım hani abi. Hani bu saat derdim ben sana. Abi köyün içinde sokak lambaları yanıyor ama hiçbir evin ışığı yanmıyor. Köyün içine gireli 5-6 dakika oldu. Ezan bitmedi. Bir tane böyle kahve gibi bir yer vardı. Böyle köy ocağı gibi. Anadolu'da olanlar bilir. Her köyün bir ocağı olur. Kahveden ziyade. Evet. Oranın ışığı yanıyor gibiydi. Oranın önüne gittim. Böyle 3 tane hacı amca oturuyor. Bir tanesinde sakal yok. Abi ona sordum. Abi dedim, ben dedim Ayaş tarafına geçeceğim dedim. Sinanlı tarafına geçeceğim dedim. Doğru yolda mıyım acaba dedim. O da dedi ki yolun doğru da dedi. Yolun yol değil senin dedi. Nasıl yani abi dedim. Sen bu taraftan gitme yeğenim, boş ver dedi. Normalde dedi şu dağ yolunu tırmanacaksın da dedi. Sen bu taraftan gitme dedi. Azıcık ders al dedi, ibret al dedi. Yani ben de fazla sallamadım abi. Oradan sonra köyün çıkışına doğru bir gittim. Ezan hala bitmedi. Abi bir şey diyeceğim. Gelen ezan sesi köyden mi geliyor, başka bir yerden mi? O gittiğin yoldan doğru mu sana geliyor? Yok yok, köyden abi. Hani işin garip tarafı ses frekansı aynı. Hani bir sesten uzaklaşırsın. Ses senden gitgide uzaklaşır ya da yaklaşırsın, şiddet artar ya. Hep aynı desibelle, hep aynı şiddette yani. Aynen abi, aynı o şekilde geliyor. Abi ben çıktım oradan, normalde sen nasıl diyeyim, Ankara'yı biliyor musunuz bilmiyorum. Hayvanat, Polatlı tarafından girmem gerekirken yol Fincan tarafından girdi. Ben zaten orada bir mevzuya uyandım, saatte bayağı geç oldu, o sırada saat 1:30-2 falan oldu. Gittiğim yerde abilere anlattım, abi dedim ben böyle böyle bir yoldan geldim, dayılar bana böyle dedi, ben anlamsız bir şekilde buradan çıktım dedim. Nereden geldin dedi. Böyle böyle anlattım. Onlar dedi oğlum orada öyle bir yer yok. Nasıl yok abi dedim. O gece zaten uyuyamadım. Ertesi gün sabah oldu. Gittim o yol güzergahından gidiyorum. İstesem de o şekilde oradan çıkamıyorum abi. İstesem de çıkamıyorum. Ha, yani gitmiş olduğun yol orası değil. Anladım. Peki, aynen abi. Hiç sordun mu oradakileri? Araştırdın mı mesela ya? Daha önce burada böyle başa gelen olmuş mu falan, böyle bir şey var mıymış diye. Abi bundan önce benim birkaç tane daha olayım oldu. Birkaç sefer daha böyle beni uyardılar. Ondan beri ben fazla üstüne düşemez oldum. Birkaç sefer daha uyardılar seni. Aynen abi. Ben Edirne'de öğrenciyim. Halen öğrenciyim. Evet. İlk sene geldiğimde arkadaşlarla bir ev tuttuk abi. Tuttuğumuz ev eski bir kiremit fabrikasının yanı. Hı-hı. Bu malum üç harfler ateşten, topraktan olurmuş. Kiremit de malum ateşten, topraktan oluyor. Hı-hı. Bunlar ta o zamandan beri abi bayağı rahatsız edici durumlar oldu. Biz o evdeyken amansız yere kapı açılıyordu.
Yani sigara hiç kullanıyoruz. Sigara paketimizden sigaralar eksiliyordu. Evdeyken. Aynen abi. Hiçbir temas, sonra, hiçbir gördüğün filan bir şey oldu mu? Ondan sonra yavaş yavaş hissettirmeye başladılar. En son, en can alıcı nokta Edirne'de böyle eski İstanbul Caddesi var. Londra Asfaltı diye geçiyor. Böyle biliyorum, biliyorum abi. Oradan gece vakti yürürken orada eski bir kilise var. Belki orayı bilirsiniz abi. Ya bu hala eski geçiyor. Eski Edirne asfaltıyla alakalı aslında anlatılan birçok şey var, biliyor musun? Birçok hikaye var ya. Ben şimdi yayında yönlendirmesini yapmayayım ama eski İstanbul asfaltıyla alakalı böyle inli cinli anlatılan çok hikaye var yani. Evet abi. Abi zaten Türkiye'de çekilen bu cin hikayelerin hani o Dabbe serisi falan hep bu Dereköy, yani bu civarlarda yaşanmış olaylar. Ki ben bunlara da şahsen inanıyorum abi. E tabii canım. Neyse abi. Hı. Oradan gidiyorum abi. Yolda kimse yok. Haftanın böyle bir yağmur çiteliyor. Yine bu vakitler. Abi karşıdan biri geliyor. Ben sonradan dikkat ettim. Kıyafetleri benim aynım. Yani benim üstümdeki kıyafetin aynısı. Hadi buyur. Yoldan sen de geçerken... aynı giyinmiş kıyafeti. Aynen abi. Yoldan geçerken kafasını bir kaldırdı abi. İyi akşamlar kardeşim dedi. Ben o korkuyla iyi akşamlar kardeşim dedim. Tek yaptığım şey bizimkileri arayıp kendimi odaya kapatmaktı abi. Ailem sağ olsun bayağı inançtı. Biz ondan sonra hoca hoca gelirdik abi. Bir şey diyeceğim. Yüzünü gördün mü? Senle kıyafeti aynı olanın. Benim aynım abi. Hani surat da aynı. Farklı. Sen yani. Aynen. Ayakkabısından üstündeki montuna kadar. Hadi buyur. Aynı abi. İyi akşamlar kardeşim dedi sana. İyi akşamlar dedin. Sonradan uyandın bir de. Yani tabii korkudan. Korkuda kafa pıtlamıyor çünkü bazen. Hemen eve gittin. Kapattın kendini. Akabinde ne oldu? Asıl hikaye şimdi başlıyor bence. Gittiniz. Bir yerlere abi, herhalde. Aileyi aradım işte. İşte bir yere gittik. Hı. Onlar dedi ki bunlar seni zamanında görmüş. Bunlar sana zamanında bulaşmış. Korkutucu bir şey yok. Sana göz kulak oluyorlar dedi. Benim amca taraflarında falan da haftan böyle bir definecilik işleri falan var abi. Evet. Küçükten hani bazı çocuklar görsün diye küçük yaşlarda daha dili yeni yeni dönmeye başlayan çağlarda çocukları götürürlermiş. Bu cinci büyücü hocalara, defineci hocalara, cinlere onun yerini söyletmeye çalışırlarmış. Bizimkiler emin değil ama büyük ihtimal benim başıma da küçükken böyle bir şey yaptıkları için ben bunlara karşı korunaksız olmuşum. Ama bir zarar vermiyorlar herhalde, kendilerini gösteriyorlar, doğru mu abi? Aynen abi. Dediğim gibi birkaç arkadaşa anlattım. Bir tane böyle işlerde hakikaten yoğunlaşmış bir kız arkadaşım vardı, normal arkadaşım. Yani benim yanıma geldiğinde o da diyor ben kendimi çok halsiz hissediyorum, rahatsız hissediyorum diyordu abi. Yani devam ediyor mu hala? Ben abi benim yani beni bitirdiğin nokta karşıda sana doğru senin kendinin karşıdan geliyor olması. Aynen abi. Kızım belki ama direkt konum vereyim. Eski Edirne Londra Asfaltı. Deme. Az önce dediğim ya adres verme diye direkt konum vereyim dedi. Deme tamam. Sadece eski Edirne Asfaltı olarak bilseler yeter. Sonra devam etti mi bu işler? Abi ondan sonra bir ufak tefek şeyler olmaya başladı. Mesela? Dediğim gibi. Sigara paketimden hala sigaralar eksiliyordu yakın bir zamana kadar. Bu durdu. Ondan sonra bir sabah kalktığımda ailem beni işte bu dediğim hocaya götürdü. Oradan geldim. Ben Edirne'den normal hayatıma döndüm. Başka bir eve geçtim. Bir sabah kalktığımda ben rüyalarımı hatırlamamaya başladım abi. Eskiden her gördüğüm rüyayı hatırlardım. Ama sabah kalktığımda artık böyle bir terli, böyle bir yorgun ve halsiz hissetmeye başladım. Bir sabah bir kalktım abi. Avcumun içi kınalı. Bir de yüzük parmağı mı diyeyim. O parmağımda şöyle... yuvarlağımsı garip bir şekil vardı. Benimki önemsemedim. Gider dedim, morluktur dedim. Daha sonra bu şekil attı. Biz yine bu hocaya bu şekilde gittik. Ondan sonra birazcık bindi. Hani bana tam söylemediler. Beni çıkartıp ailemle konuştular. Yani bizimkiler de ondan sonra Allah'tan pandemi girdi. Yoksa bizimkiler beni zaruretten Ankara'ya çekeceklerdi. Hani bu çocuk gidiyor gibisinden bir şeyler demişler. Antep'teki hoca. Anladım. Ne kadardır yaşamıyorsun abicim bu olayları? Abi 5-6 ay oldu. Hani hissel olarak geliyorlar ara sıra. Ama gerçekten hissettiğin oluyor. Yani o dediğime de garip olaylar oluyordu. Banyonun aynası durduk yere düşüyordu. Efendim söyleyeyim. Böyle sürekli garip olaylar oluyordu. Kapıyı kilitlediğimiz halde kapı kendi kendine sabah açık uyanıyorduk. Yani kapı aralık kalkıyorduk. Vallahi yani, geçmiş olsun abi. Beni aldı şu an hikaye. Şey, o karşıdan senin gelmen filan. Şunu sormak istiyorum. Burada birkaç tane daha soru var hikayeyle alakalı. Tabii. Gittiğinde o yol mu yoktu? Yoksa yol vardı da yolun ucu o köye mi çıkmıyordu abicim? Abi sen nasıl diyeyim? Şişli'den Fulya'ya giden yolu az çok bilirsin. Evet. Yani onun kafanda da arka sokağını, ön sokağını kestirirsin. Evet. Ben daha sonra onun ön sokağından, arka sokağından kendi bilinçli halimle gittim. Öyle bir şey yok abi. Hani dediğim gibi o arabayı sağa çektiğim öyle bir arazi yok.
normalde hep böyle sıralı bariyer oluyor. Hani düz bariyer değil de böyle çubuk dikiyor ya belediyeler. Reflektörlü. Normalde hep öyle. Ben öyle bir yerde sağa çeksem oraya reflektörü kırmam gerekirdi. Arabanın bir elektriksel sorunu çıkmadı. Ondan sonra o tarafın insanına sordum. Zaten hani Ankara'nın köylüsü köylerini bilir. Orada öyle bir köy yok. Hani diyorum, atıyorum diyorum ki buradan geçerken diyor Sinanlı'yı görürsün diyor. Oltan'ı görürsün diyor. Gökler Köyü'nü görürsün diyor. Ama bunun haricinde dördüncü bir köyü göremezsin sen diyor. İstediğin yoldan git diyor. O dediğim çıkıştan çıkamazsın bu yola diyor. Vallahi değişikmiş abi. Allah korumuş. Allah bir daha yaşatmasın inşallah diyorum sana da. Amin Serdar abi. Yani bir daha böyle bir şey olursa bir dahaki böyle programında dinlemek isterim abicim senden. Olmaz tamam. İnşallah tabii, o ayrı bir dava da, eğer bir daha böyle de bir şey olursa irtibatı kopartmayalım. O olaydan böyle... dolayı benim abim var abi, İstanbul'da doktor kendisi, onun dili tutuldu. Ben dünyada değilken olmuş, o hala konuşurken ara sıra dili takılıyor abi. Bir ara hiç konuşamamış. Ona da, ona da böyle bir şey olmuş yani. A, B diyememiş yani, 7-8 yaşlarındaymış. Normalde hani okula gidip okuma yazmayı bilen bir insanmış o sıra. Benden 11 yaş büyük kendisi. Ben o sıra dünyada değildim. Onunla dili bir tutuluyor abi. 3-4 ay yani ses çıkartamamış. Yemek yememiş. Dalıp dalıp gitmiş. Onu da yine hani hem doktoruna götürmüşler hem şeye götürmüşler. Halen şu anda bile dili takılıyor abi. Dilini gerçekten çok zar zor açmışlar onun. Öz abim kendisi. Anladım abicim. Geçmiş olsun. Abinize de çok selamlar. Allah yaşatmasın inşallah bir daha. Teşekkür ederim. Saygılar abi. Rica ederim abi. Sağ ol hikayenizi bizimle paylaştığın için. Teşekkürler. Eyvallah. İyi akşamlar. Sıkı takipçinim abi. Çok eyvallah. Çok eskiden beri. Sağ ol abicim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Eyvallah. İyi akşamlar. Eyvallah. Vay be. Karşı taraftan, yani karşı taraftan kendimin geldiğini gördüm deyince bir an böyle onu düşündüm. Düşsene Adem mesela, böyle yani hiç bir şeyden bir yerden gidiyorsun. Karşı taraftan, gün buraya gelemem herhalde. Karşı taraftan yani. Sana doğru sen geliyor mesela. Şimdi ben çok gezdim, gördüm böyle kırsal yerleri. Çok fazla da işimiz olmadı. Zonguldak'tan aşağıya doğru iniyoruz. Ama Zonguldaklılar bile bilmez yani o yolu. Çünkü hakikaten böyle ormanda, bana bir daha git de gidemem. Yani Bolu'dan bir yerden girdik, Zonguldak'tan çıktık. En son dedik ki yapamayacağız, aşağıya doğru inelim. Bir ana caddeden devam edelim, İstanbul'a doğru gidelim. Biz öyle zaten kaybolmaya çıkmışız. Bir yerde bir ev gördüm. Bir yerde, sadece ben değil 3 kişiyiz arabada. Bir yerde bir ev gördüm değerli dinleyenler. Bir yerde bir ev gördüm ama yani o evi oraya nasıl yapmışlar, nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Yani dağların tepesinde tek böyle bir tane ev düşün, bir de ağaçların ortasında, dağların tepesinde. Bizim çocuk dedi ki ya dedi, acaba dedi bu tarafa mı dedi gideceğiz, yoksa dedi sağdan dedi aşağıya doğru mu ineceğiz? Şu evde dedi bir kornaya mornaya basalım da birine dedi sonra, dedim sakın kornaya basma, direkt dedim devam et. Niye dedi? Oğlum dedim bir etrafına baksana, gözünü seveyim ya. Ya bir dedim bir etrafına bir bak Allah aşkına. Ha belki normal evdir, o ayrı bir dava, ama hani bana hep diyorlar ya sen korkmuyor musun diye. Ben uğraşmıyorum abi. Yani uğraşmadığım için. Ya mesela bugün böğ programı bitecek. Mikrofonu kapatacağım ve önümüzdeki ay böğ programı başlayana kadar ben yok hiç uğraşmıyorum yani. Hiç. Ormanda, dağda, bayırda gezerken bazen böyle mesela işaretler görüyoruz. Ne bileyim işte bir yerde bir hayvan izi görüyoruz. Başka bir yerde mesela ağaçta bir işaret görüyoruz filan. Hiç peşine düşmeyiz biz. Hiç. Çünkü işin raconu budur. Peşine düşersen, uğraşırsan kapıyı açmış olursun sevgili dinleyen. Peşine düşer, uğraşırsan kapıyı açmış olursun. Bunu da bana söylemişlerdi zamanında. Hiç. Gördüğüm bazı şeyleri de görmezden gelirim. Hiç yani. Hiç. Sana da tavsiye ediyorum Adem. Üzerine asla gitmem. Tüyler diken diken oldu ya benim demişim. İlk defa dinliyorum, bu nedir ya, korktum harbiden demiş. Korku programı tabii ki. Korku programı. Korku.
Burada tabii yazılanlar var. Bizde de bir hikaye var dinlemek isterseniz diye. Önceden aldık hikayeleri sevgili dinleyenlerim. İnşallah bir dahaki böyle. Çünkü anlatacağımız daha 3 hikaye, dinleyeceğimiz daha 3 hikaye daha var. En sonunda da Ömer Hoca'yı bağlayacağız. Şimdi saate baktığım zaman normalde biliyorsunuz ilk defa dinleyen varsa böğüyü. Ben bir hatırlatmasını yapayım. Saate baktığım zaman normalde şu anda Yeni Günün ilk şarkısını çalmamız lazım. Ama Bö programının olduğu günlerde Yeni Günün ilk şarkısını çalmıyoruz. Normal yayın akışından devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi kısadan bir ara veriyoruz. Ondan sonraki sırada iki hikayemiz daha. Üç hikaye kaldı değil mi kardeşim benim? Özür dilerim, açmamışım mikrofonunu. Üç hikaye mi kaldı? Doğrudur, evet. İki hikayeyi aynı blokta dinleyeceğiz. Sonra bir hikayeyi dinleyeceğiz. Ondan sonra da Ömer Hoca'ya bağlanacağız sevgili arkadaşlar. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bö devam ediyor. Radyodan korkulur mu demeyin. Bö'yü dinleyin. 10 korku programı gücünde. 10 korku filmi gücünde. Öyle diyebilirim. Bir ara. Aradan sonra devam. Bakayım. Hazır mı telefonlar? Ha, geliyor daha, tamam. Bekleyelim. Bekleyelim, sorun yok. Alo, merhaba, iyi geceler diliyorum. İyi geceler Serdar Bey. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz acaba? Sağ olun Serdar Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bir define olayı varmış, sağlamı sağlam oluyor hakikaten define olayı. Aynen, bizim başımızdan geçen olay. Ben şöyle söyleyeyim, olaya en başından başlayayım isterseniz. Defineci arkadaşların çoğu bilir bu olayı ama. Ben böyle şeyleri görmeye başladığım zaman, başladığım an diyeyim daha doğrusu. 5 yaşımda, 5-6 yaşlarımda falandım. Evet. Beni ilk önce bir leğenin içine çırılçıplak oturttular. Benim üzerimden define yeri görmeye başladılar. Sübyan derler buna defineci erkenler arasında. Ne derler buna, abi? Sübyan. Evet. Sübyan üzerinden işte define yeri görmek için hocalar o kulüple kalp gözü açılması gibi bir şey bu. Anladım. Tabii bu benim hayatımın karardığı andı. Daha sonra kaç yaşındasınız abi size bunu yapıldığı zaman? Ya bu 5-6 yaşlarında yapılıyor. Genelde yetişkinler çocukların üzerine deniyor bunu. Evet. Sahte hoca dediğimiz olaylar ama gerçekten var olan olaylar bunlar. Defnecilik yapıp da hocalık yapana inanmıyorum ben gerçi. Şöyle bir şey var. Kaç yaşlarındaydım? 22-23 yaşlarındaydım. Şu an 38 yaşındayım bu arada. Evet. İki arkadaş bir mezar yanında bir yeri kazmaya başladı. Bu olayı anlatayım ben size kısaca. Olur abi. Bir yere kazmaya başladık. Bir yarım metre kadar ben kazdım. Nehirin tam yanında bu yer. Tabii ben yoruldum. Arkadaş kazmaya başladı. Sırtım nehire dönük. Arkadaş kazıyor. Bir anda çocuk kilitlendi. Parmakla işaret yapıyor. Yapmaya başladı. Ne oluyor, ne bitiyor diye düşünürken tabii bu arada hadi lan ben çok kazdım biraz da sen kaz gibisinden iki arkadaş arasında nasıl muhabbet olursa tam detaya giremiyorum. Tamam. Böyle bir muhabbet geçti, ben hala arkama bakmayı düşünmüyorum çünkü şaka yaptığını hissettiğim için bir 10 dakika falan yaptı herhalde. En sonunda kafayı bir çevirdim. Nehir, bu Murat Nehir diyeyim. Murat Nehir'i kabarmış. Bildiğiniz insan suretinde üzerimize doğru geliyor. Nehir kabarmış. Evet, nehir kabarmıştı. İnsan suretinde elleri açmış. Üzerimize doğru geliyor. Arkadaşı ben çektim aldım. Kaç kişisiniz bu olurken? Kaç İki kişisiniz? Kişi. İki kişisiniz. İki kişi. Evet. Çektim aldım. Kapatmaya başladım artık kazdığımız yeri. Ben kapattıkça nehir çökmeye başladı. Sonra arkadaşı eve bıraktım ama arkadaş hiç kimse konuşmuyor. Ertesi gün gittim evden aldım bu çocuğu. Çocuk bildiğiniz kekeme ve halen daha kekeme. Konuşurken kelimeleri yutuyor, konuşamıyor, korkuyor. Böyle bir anı yaşadık. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet. O kazdığınız yeri nasıl buldunuz? Kazdığımız yeri şöyle söyleyeyim ya. Dediğim gibi
definecisyen, işaretin peşinden gidiyorsun, başka bir şeyin peşinden gidiyorsun. Bunun gibi şeyler ve bu çocukken başımdan geçen olayla ilgili bir anım daha var. Buyur abi, dinliyoruz. Yine bir gün evde yatıyorum, uyuyorum. Bu arada pek söylemek istemiyorum ama üç harflerin çoğu gözüme gözüküyor zaten benim. Abi sen asıl zaten bunu anlat, bunu. Ne bırak defineyi. Nasıl aynen gözüküyor? Şimdi mesela gördüğün ya, bir şeyi anlatsana bize. Gördüğün bir şey. Abi gördüğüm bir şeyi anlat, yaşadığım bir şeyi anlatayım. Onları anlatmak pek fazla istemiyorum ben. Peki. İçin açıkçası. Peki. Bir gün gece evde uyuyorum. Elazığlıyım. Bu arada onu da söyleyeyim. Uyandım. Dağın başındayım. Yani, evle, benim evle arası 5 kilometre ve kar yağmış bir gündü. Alo. Evet, evet dinliyorum abi, ben bölmemek için. Buradayız yani, anladım, dinliyoruz. Kar yağmış bir gündü. Pijamalarımla define kazacağım alandaydım. Pijamalarla define kazacağın alandaydın. Aynen aynen. Ya nasıl gittiğini bilmiyorum. Halen daha çözemedim ben onu. Evet. Cep telefonum yok. Ya kış günü pijamalarımla, ayağımda ayakkabı yok, define kazacağım alandaydım. Ve daha sonra orayı kazdık. 5-6 arkadaş. Burayı kazdık. Bir dakika abi dur, kopuk kopuk gidiyoruz. Şimdi sen pijamalarınla bir uyandın, defineyi kazacağın yerdesin. Oranın aynen öyle. Oranın define kazılacak yer olduğunu nereden anladın? Zaten biliyor muydun? Abi zaten bilmiyordum. Gider gitmez zaten işaretleri gördüm ama zaten ben şoktayım. Bu olayı arkadaşa anlattım. Evet, sonra nasıl, yürüyerek mi döndün oradan? Yürüyerek döndüm ve donarak döndüm. Evet. Donarak döndüm yani, ayaklarımı hissetmiyordum. 5 kilometre dağdan aşağı indim, öyle diyeyim. Tamam. Eve geldim işte, giyindim falan. Arkadaşın yanına gittim. Olayı anlattım. Bir gidip bakalım şuraya dedi. Biliyor musun yeri dedi. Biliyorum dedim. Gittik baktık. Soku denilen taş var. Yani eskiden un döverlerdi ya. Evet, un dövmek için soku taşı derler bizim orada. Soku taşının içi bildiğiniz kıpkırmızıydı. Biraz su döktük. Su döktüğümüz yerde kan oluştu. Kıl mı? Kan. Kan. Heh, su döktüğünüz yerde kan oldu. Evet. Kan oluştu. Ya o dikkatimizi çekti. Kazmaya başladık. Biz buradan yüklü bir define çıkarttık. Yüklü bir define çıkarttık. Hepimiz de paramızı aldık. Bazı arkadaşlar çekip gittiler. İşte hayatım karardığı günler diyorum ya. Evet. Bir hafta sonra arkadaşım bir tanesi geldi. Eşim kaçtı dedi. Paralar da yok, kadın da yok dedi. Ya olur mu şey dedi, böyle şey dedik. Kadının peşine gezmeye başladık biz, kadını bulacağız diye. Aradan bir hafta sonra da benim eşim kaçtı. Senin kendi eşin kaçtı. Evet. Paralarla kaçtı. Paralarla kaçtı ve ben yüklü bir borcun altına girdim. Babamın çeklerini kullandım falan. Bir dakika abi, bir dakika dur. Evet. Bir dakika. Eşin kaçtı, bulamadın mı sonra? Bulamadım. Halen daha arıyorsun. Hatta onun için 15 gün cezaevinde kaldım. Hala da kayıp eşiniz. Kaçtı. Halen daha kayıp. Evet. Haber de yok. Haber de yok. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi çok affedersin abi, sormak ihtiyacı hissettiğim için soruyorum. Polis, evet, jandarma falan bunlara gidildi mi acaba? Gidildi abi, gidildi. Bunlara hatta 15 gün, hatta 15 gün cezaevinde kaldım diyor. Neden? Annesi şikayet etmiş de öldürmüş diye falan. Ha. Benim aklımda. Hani ben de... Peki senin eşin de mi sendeki paraları alıp gitmiş acaba? Hadi buyur. Yani hadi bu Adem, bir daha bir ulaşmaya çalışalım. Sana zahmet. Evet evet, beyefendiye bir daha bir ulaşmaya çalışalım. Lanetli defineymiş diye bir mesaj gelmiş birkaç kişiden, aynı mesaj. Yani enteresan. Anlamayanlar için ufaktan bir özet geçeyim. Yani bir yeni açanlar için, anlamayanlar için yanlış bir şey söylemeyeyim de. Şöyle bir olay. Beyefendi işte define mefine filan işleriyle uğraşıyor. Sonra bir gece bakıyor, hiç böyle bilmediği ama işaretlerden uyandığı kadarıyla işte defineyi kazacağı yerde. Sonra arkadaşlarıyla beraber o defineyi kazıyorlar. Herkes parasını alıyor. Abi burada mısın? Buradayım abi. Tamam, ben çok ufak bir... Bakmayın, atlamı düştüm. Estağfurullah. Çok ufaktan bir özet geçeyim. Defineyi kazıyorlar. Hakikaten kazmış oldukları yerden de bir define çıkıyor. Yüklü de bir define çıkıyor. Kaç kişiydiniz abicim?
7 kişiydik. 7 kişi adam, bu 7 kişi bu bugünün defineyi... parasıyla adam başı 1,5 milyon para düştü. Tamam. Bugünün parasıyla adam başı 1,5 milyon para düştü diyor. Evet. Herkes parasını bölüşmüş 7 kişi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra o 7 kişiden bir tanesi benim karım paraları alıp beni bırakıp kaçtı demiş bu arkadaşlara. Bu arkadaşlar da şaşırmışlar. Sonra şu anda hatta olan Fatih Bey'in karısı aynı define paralarını alıp ortadan kaybolmuş. Kaçtı demek doğru olmaz. Kayıp değil mi? Kaybolmuş yani. Ya artık kaçtı mı kayıp mı? Ama üç harflerin bunda bir parmağının olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok değişik bir olay. Halen daha çözemedik yani. Anladım. Peki... Hı. Çok affedersin abi, bu hani define mefine falan filan gibi şeyleri böyle bildirmek lazım ya. Siz şimdi evet. Adli bir olay oldunuz, bu define aradığınızı falan filan söylediniz mi acaba işte kolluk kuvvetlerine? Kolluk kuvvetlerine söylemedim. Onlara söylemedi. Şu an haberleri vardı, onun için bilginiz olsun diye söylüyorum. Biliyorum. Yani şu an, yapacak bir şey yok. Yani şu an haberleri var. 10 yılı geçti. Peki 10 yılı geçti. Karınız ne kadardır evet. kayıp? İşte 10 yılı geçti. 11-12 yıl. Kendi ailesinden de mi haber alabilen yok eşinizden, karınızdan? İşte en son annesini aradı da oradan beni saldılar ya. Ha, en son annesini aradı. Evet. Niye gitmiş, bir şey dedi mi peki? Ya hiçbir şey konuşmamış. Ben Gürcistan'dayım demiş. Ondan sonra onlar da haber alamamış. Ben Gürcistan'dayım demiş. Tek bir konuşma, ondan sonra ondan da haber yok. Aynen. Enteresan hikayeymiş. Abi geçmiş olsun. Evet, bir şey diyordunuz abi. Sonra sizin eşiniz kaçtı. Orada kaldı. Ben oraya kadar özetledim bir olayı. Şimdi ondan sonra ya diğer arkadaşlar da memurdu. Öyle diyeyim. Onlar da istifa ettiler, gittiler. Onlarınla bir haber alamadık. Sadece teyzem onunla para kaldı. Hı. Şu an benim bildiğim yani. En son gittiğimde bir yemek ısmarladım da yemek ısmarlayı... Yemeği yedecek hali yoktu. Yani şöyle söyleyeyim, normalde canını verecek insan o paradan bir kuruş yiyemiyor. Para yaramadı yani, hayırlı olmadı. Yaramadı. Doğru mu? Evet, hiçbirinde yaramadı. Ve o günden beri de zaten define işiyle uğraşmıyorum artık ben. Yani bir zahmet abi artık. Aynen, define işiyle uğraşmıyorum. Ama dediğim gibi ya çoğu şeyi anlatamıyorum canlı yayında olduğumuz için. Aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz ama. Şöyle. Tamamen üç harflerle iletişim diyeyim. Bu çoğu şeyi hayatı mahvediyor. Yani benim hayatım mahvoldu o günden beri. Ya o 5 yaşında yaşadığım andan beri sürekli gördüğüm bir rüya vardı. Konuyu tamamen kapatacak bir rüya, öyle diyeyim. Çocuk en bisikletle bir yerden gidiyor. Bir anda bir uçurum oluyor, uçurumdan aşağı düşüyordum. Rüyada. Evet. Daha sonra ya yetişkin olduk. Annemin evi, benim evim ve eşimin iş yeri. Ne kadar mesafe diyeyim? En fazla 500 metre. Hepsinin arası. Rüyamda gördüğüm yer de o 500 metre. En son yaşadığım olaydaki an eşimin iş yerinin önünden uçurumdan aşağı düştüğüm bir yerdi. Sonra yani, gitti zaten eşin de o sonra. Aynen. Sonradan rüyalar da kesildi zaten. Rüyayı sürekli görüyordum. Yani o boyut, yani ne diyeyim, 10 yaşında gördüğüm rüya 25-26 yaşında yaşadığım olaya denk geldi. Anladım. Geçmiş olsun abi. Bu sağ işleri olun. Bırakmış olmana da sevindim. Sağ olun hikayenizi bizimle paylaşmış olduğunuz için. Size sağ olun Serdar Bey. Teşekkür ederim. Bir de, ama en korkunç hikaye sizinki. Hangisi? Mesela sizin bir şakanız vardı. Onu her zaman dinlerim, halen daha dinliyorum. Ne abi, hangi şaka? Cep telefonu. Saygılar abi. Selamlar abi, öpüyorum seni, görüşürüz. Seni seviyorum abi. Sağ ol abi, eyvallah. Hadi, teşekkür ederim, sağ ol. Ben de en korkunç hikaye sende deyince başka bir şey diyecek zannettim. Uyarmakta bir kere daha fayda var. Tabii insanlar arıyorlar sevgili dinleyenler. Hikayelerini anlatıyorlar. Ben bir kere daha söyleyeyim. Devletten izinsiz, habersiz define kazısı yapmak yasaktır, suçtur. Bilginiz olsun. Yani şimdi dinlersiniz ya da orada burada görürsünüz, duyarsınız. Ya bizim köyde de öyle bir yer var, bizim şurada da böyle bir yer var. Odur budur falandır filandır dersiniz. Bu yasaktır, bu suçtur. Haberiniz olsun sevgili dinleyenler. Ademciğim gönder kardeşim telefonu, sana zahmet. (Gülüyor)
Adamın karısı gitmiş resmen ya, parayı alıp demiş efendim. Evet işte, demek ki para, hani lanetli hazineler var ya bazen, onun gibi bir şey olabilir herhalde. Siz ormanlarda, dağlarda, bayırlarda gezerken yanımda bir şey gezdiriyorum, o beni koruyor demiştiniz efendim. Yani koruyordan ziyade ben gezdiriyorum, benim adetim o. Fakat çok göstermiyorum çünkü anlamayan, bilmeyen insanlar çok farklı şeylere yoruyorlar. Ben özellikle böyle gece gezmelerine gideceğim zaman yanımda Hazreti Süleyman mührünü tutuyorum. Hazreti Süleyman mührünü bulunduruyorum. Birkaç tesbihimin imamesinde var. Böyle gece ormana gideceksem o tesbihimi bileklik gibi bileğime dolarım. Yani öyle elimde falan da tutmam, sallamam. Hazreti Süleyman mührü. Ama o mührü görenler farklı şey. Aa bu şunun işareti değil mi? Aa bunun işareti değil mi? Aa şunun işareti değil mi? Diyenler açıklama yapmaktan bıktığım için çok fazla göstermiyorum artık. Hazreti Süleyman mührünün de neden öyle yerlerde kullandığımı ufak bir araştırma yaparsanız zaten kendiniz de öğrenebilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Uğur Bey var attığımızın diğer ucunda. Uğur Bey merhaba. Merhaba abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Sağ ol abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nedir ki efendim hikayeniz? Eşinize, eşinize musallat olan varlık, doğru mu? Evet abi, doğrudur. Buyurun abi, evet, dinliyoruz. Şu an yani eşimle evliyim. 2013'te geldi bu olay bizim başımıza. Eşim babasını kaybetmişti o dönemlerde. Allah rahmet eylesin. Birazcık bozuktu. Yani feci bir şekilde tır kazası geçirdi. Yani orada paramparça olmuştu adam. O cenazeyi gördükten sonra eşimde bazı psikolojik değişiklikler oldu. Biz bunu tedaviye falan götürdük, psikiyatrist tedavisine falan. Orada herhangi bir sonuç alamadık. Daha sonradan annesiyle görüştüğümüzde annesi bana durumun daha farklı boyutlara gittiğini söyledi. Mesela saçını yeme gibi olaylar başladığını söyledi. Yani ben bu durumu çok ciddiye almadım. Saçını yeme. Evet, saçını yiyormuş, kesip kesip saçlarını yiyormuş. Benim ablam da psikiyatrist, ablamla görüştüm falan, bir getir vur dedi, bir bakalım, bir konuşalım. Ablama götürdük, konuştuk, ettik. Sarıyla yaşadıkları birbirine çok bağdaştırmayı istemiyorum dedi ama dedi hani başka bir şey var dedi. Neyse, ben konuyu fazla şey yapmayayım. Hoca aramaya başladık biz. Daha sonradan böyle, nasıl diyeyim sana abi, cami hocasına falan gittik, cami hocasıyla görüştük falan. O ben bakamam dedi. Daha sonra biraz daha araştırdık. Urfa'nın ilçe adı vermeyeyim şimdi. Verme. Bir ilçesinde bir hoca olduğu söylendi bu işlerle ilgilenen. Neyse biz hocayı aradık. Tabii hoca çıkmadı telefona, başkası aracılığıyla anlattık durumu. Getirin bir bakalım dedik. Ben İzmir'de yaşıyorum. Evet. Aldım eşimi. Gittik. Her şey normal. Gece olduğu sırada eşime bir şeyler oluyor. Biz daha öncesinde de şöyle bir olay yaşamıştık. Yani ben bu psikolojik şeylerden dolayı kafası dağılsın diye İzmir'de bir yerde böyle hani 2-3 günlerini bir tatil planladım. Tatile gittik kafası dağılsın diye. Aynı durumu orada ben de yaşadım. Gece oldu, biz uyuyacağız. Bir baktım kız yok. Daha sonra dışarıya çıktım falan, ona bağırıyorum. Ses yok. Sonra biraz daha arka taraflara gittim. Kaldığımız yer Şirince tarafında bir yerde, böyle şelaleli falan. Bir baktım orada oturuyor kendi kendine. Allah'ım dedim, ne oluyor? Bir baktım konuşuyor orada birileriyle falan. Hani gitmek de istemedim yanına. Dedim herhalde kafasını dağıtmak istiyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ondan sonra benden önce odaya girmiş. Odaya girince ben tabii şok oldum. Sen ne arıyorsun dedim. Burada ben seni arıyorum. Ben dedi zaten buradaydım dedi. Hiç dışarıya çıkmadım falan. Oba. O gece kınlandım orada. Daha sonra neyse biz kalktık. Fazla uzatmayayım. Apar topar Urfa'ya gittik. Hoca da anlattım bu durumu. Hoca orada şey yapmış, nasıl diyeyim sana abi. Ben gözümle görmedim ama oturuyor. Odasında oturuyor falan. Orada iki kişi yanına geldiğini anlattı hoca bize. Hı. Daha sonradan aradan dedik, hoca dedi ki burada dedi kalması gerekiyor dedi. Bir hafta yakın biz Urfa'da kenarına dedi bir yere götürmemiz gerekiyor dedi. Neyse biz kalktık, oradan kalktık, o ilçeden kalkıp başka bir ilçe, Fırat var. Fırat'ın kenarına gittik. Dediler ki siz gelmeyin. Biz tabi ezanına doğru yola çıktık, o başka arabada, biz başka arabada tabi. Daha sonradan orada hoca... burada dedi. Onlar tabii hoca, karısı, bir de kızı vardı. Onlar orada beni çağırdılar. Gittim yanlarına. Tam o sırada hoca tabii dualar okuyor. Bu Dabbe filmindeki yer gibi, yani biraz daha abartmayayım ama o filmlerdekiler gibi geldi. Hoca geldi. Arkamdan iki tane kara çarşaflı biri geldi. Hiç konuşmuyorlar ama. Biz hiç şey yapmadık onlarla. Konuşmadılar. Parmağını gördüğünü anlatıyorsun falan. Değil mi? Gördüğünü anlatıyorsun. Evet abi, gördüklerimi evet. Anlatıyorum. Direkt iki tane çarşaflı biri geldi. Hoca geriye çekildi. Yüzü falan gözüküyor mu? Tane. Abi yüzlerinde çarşaf var. Bu hani siyah çarşaf giyen bayanlar var. Onlar tamam, gibi parmağına abi, bir tane yüzük, kara çarşafla parmağına tamam. Yüzük gibi bir şey taktılar. Daha sonradan onları orada bekledikleri sırada ikisi aldılar. O suyun kenarında bulunduğumuz yere 3 kere daldırıp çıkardılar. Daha sonra oradan kayboldular. Biz de göremedik. Hoca da göremedi tabii. Ondan sonra eşimin yuttuğu bütün saçları kustu. Hepsini çıkardı.
Daha sonra hoca dedi ki hayır yapmanız gerekiyor falan. Neyse benim hayırlar falan yaptı. Ben eşimi hatta hacca götürdüm. Hoca bize bir tane şey yazmıştı hatta. Dua yazmıştı. O duayı da hala taşıyor boynunda. Şu an için herhangi bir sıkıntısı yok ama abi. Daha yani kardeşim ayıp olmasın söyledim de daha ne olsun yani. Ben zaten o anlatmış olduğun iki kişi gelince herhalde yani sen nasıl korkudan aklını yitirmedin orada? Abi biz zaten Urfa'da bir hafta boyunca kaldık, bizi eve dahi sokmadan hani bağırış çağırış. Yani hoca dedi ki yani çok geçmiş ama tabii 2013-2014 senesindeydi. Bir kabileden dediler biriyle evlendirmişler. Hatta beni istemediklerini söylediler. Hoca dedi ki ben dedi onlarla konuştum dedi, ikna ettim dedi, seninle dedi görüştüreceğim. Ama hiçbir şekilde benimle konuşmadılar abi. İki kişi, biri sağında biri sağında Münker'le Nekir gibi. Sağında ve solunda iki kişi vardı. Ben orada bekledim. Hiçbir şey yapmadılar. Sadece aldırdılar. Üç kere Fırat'a batırdılar, çıkardılar. Başka hiçbir şey yapmadılar. Ondan sonra birden gözden kayboldular. Eşinizi batırıp çıkarttılar değil mi bu arada? Evet abi evet. Üstündeki kıyafetlerle. Ondan sonra çıkarıp gittiler. Peki, ondan sonra yürüyerek gittiler abi. Valla yani büyük cesaret abi sendeki harbiden. Peki, abi yapacak bir şey yok yani. Hem dedim hani psikolojik sıkıntıları vardı hani babasını kaybettiğinden dolayı, sonra olay başka boyutlara gidince hani saçını yemesi, özellikle gece olduğunda böyle davranması çok hani şeyime gitti. Ablam da psikiyatrist, onu anlattım, durum dedi benlik değil yani, konuştum ettim ama dedi durum dedi başka boyutlara gidecek pozisyonda. Şu an evliyim, iki tane kızım var, hani bazen ara ara böyle eşim dalar gibi oluyor ama Allah'a şükür bir sıkıntısı yok şu an. Anladım. İlk kere hacca götürdüm ben onu. Anladım. Daha çocuklarım da iyi, o da iyi yani Allah'a şükür. Anladım abi. Allah iyi etsin inşallah. Allah yaşatmasın. Allah razı olsun şimdi. Abi. Teşekkür ederim. Öyle başından geçen bir hikaye anlatmak istedim. Sağ olun abi. Umarım teşekkür ederim. Umarım kafanızı şişirmemişim. Yok estağfurullah abi. Sağ olun paylaştığınız için hikayeyi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gidelim. Görüşmek üzere abi. Eyvallah. Son hikaye mi Ademciğim? Son hikaye değil mi? Evet peki tamam. Bu saç yemeyle alakalı sanki ben birkaç bir şey daha hatırlıyor muyum acaba? Yine böyle programından ya da başka bir yerden acaba? Hatırlıyor muyum? Bilen varsa beri gelsin sevgili dinleyenler. Bu arada kafam bir şeye takıldı şöyle. Televizyon açık burada. Tabii kapkaranlık yerde de dinlemek istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Televizyonda kafamı çevirdim de laboratuvarda kahve üretmişler. Laboratuvarda. Zaten 15 sene sonra falan bizim çalıştığımız her yerde herhalde robotlar çalışır diye düşünüyorum. Buna en çok patronlar sevinir ama ya patronlar da robot olursa nasıl olacak? Bakayım şöyle bir. Adem ulaşmaya çalışıyor şu an. Evet konuşuyor. Telefon gelsin hemen devam ediyoruz. Zaten son hikaye, sonra da Ömer Hoca'ya bağlanacağız. O notlarını almıştı zaten dinlerken sevgili dinleyenler. Onun anlattıkları ve bizim sorularımızla bakacağız. Bu geceki hikayeler 10 yazmış. Valla tüylerimin diken diken olduğu yerler oldu. Açık konuşayım. Nerede benim bir dakika mühür nerede? Mühüre bakayım. Aha mühür yok. Yine yok. Ömer Hoca'ya sormamız gereken soruları buradan yazsak söyler misiniz? Dinlediğiniz konularla alakalıysa tabii ki. Ama kendisine işte ulaşım, yani nerede bulabiliriz, bizi bir okusun, bizi bir üflesin falan gibi şeyler için kesinlikle asla. Evet, son hikaye. Tolga Bey merhaba. Merhabalar. Merhabalar abi, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim abi, çok teşekkür ederim. Başınızdan geçmiş bir yolcu hikayesi galiba, doğru mudur abi? Doğrudur efendim. Merakla dinliyorum, buyurun. Şimdi bundan 10 yıl önce Elazığ Malatya güzergahında Şubat ayı sabah saat 5-6 saatleri. Evet. Ciddi bir kış var. Tipi var. Şey diye geçer yani, böyle Veli Palas diye bir muhit değil orası. Yol üzerinde birisi arabaya binmek amacıyla evet yani yolda otostop yaparlar ya. Evet. Böyle 45-50 yaşlarında şapkalı, sırtında bir palto var ama ben almak istedim ama ciddi bir tipi var. Orada dursam arabayı kaldırma şansım yok. Bu arada ben karavan imalatı yapıyorum. Bir karavan teslim etmeye Diyarbakır'a gidiyorum. Evet abi. Neyse orada hani almaya niyetlendim ama alamadım. Bir 20 kilometre falan devam ettim. Hani ne beni bir sollayan var ne beni geçen bir araba var. Abi 20 kilometre sonra aynı adam, aynı şapka, aynı palto arabaya eriyor. Aynı adam. Tabii ben yavaşladım. Durdum yani, bir şey beni durdurdu. Durdum. Adam aynı adam. Abi arabaya bindi, aldım. Hani ne mantık aldım onu bilmiyorum. Ama hiç konuşmuyoruz. Bindi arabaya, ben hareket ettim. Biraz istikametine doğru devam ediyoruz. Bayağı bir gittik abi, hiç konuşmadan ama ben o arada içimde alıyorum, veriyorum. Diyorum ki bu adam buraya nasıl geldi?
Beni kimse sollamadı. Bu adam başkasının arabasıyla gelmiş olamaz. Hani beni kimse geçmedi. Kar, kış, kıyamet. Bayağı bir gittik. Bana döndü. Direkt İsmail'e hitap etti. Tolga orada beni neden almadın? Abi ben böyle topuğumdan tepeme kadar bir titredim. Ben de titredim. Araç, araç hareket halinde. Devam ediyoruz. Dedim ki ben almak istedim ama duramadım orada. Babamın isminden bahsetti ve dedi ki babam rahmetli olmuştu o zaman tabii 4-5 yıl olmuş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Teşekkür ediyorum. Amin. Baban sana hep demez miydi yolda kimseyi bırakma, sen beni niye orada almadın diye. Kitlendi adam. Ya hani bir taraftan korkuyorum, bir taraftan kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi adam dediğiniz abi ara... böyle yüzü gözü filan yani. Abi insan insan, senin benim gibi insan. Ha evet. Sen benim babamı nereden tanıyorsun dedim. Babamın ismini söylüyor bana. Babamın yaptığı, emekli olduğu işi söylüyor. Ya bu arada seyir halindeyiz ama gidiyoruz. Abi birden dedi ki yani habire bana böyle sitem ediyor. Beni niye almadın, beni niye almadın, beni niye almadın dedi. Beni burada indir dedi. Tamam mı? Ama yine böyle dağ başı bir yerdeyiz. Yani ne Elazığ'a vardık, ne bir köy var, ne bir şey var işte. Yani o arada yol üzerinde bir yer. Hani ben de sanki o komutla böyle zınk diye durdum orada. Kapıyı açtı, indi bu ama ben nasıl titriyorum Serdar, anlatamam sana yani böyle hani. Abi yani titremez misin? Tüylerim diken diken. Şimdi ellerim şuna kenetlenmiş vaziyette. Neyse. Tabii 3-5 dakika belki 10 dakika bilmiyorum böyle bir durdum. Kar yağışı devam ediyor. Gün aydınlandı ama artık iyice. Sonra bir kendime geldim. Dedim ki ya ben bu adamı indirdim. Bu adam nereye gitti? Aynalardan bakıyorum. Hani araç panelden tarzı olduğu için hani karavana çevirdiğimiz bir minibüs düşün. Hani dedim acaba aracın arkasına mı geçti? Bir yere mi geçti? Neyse indim ben. Aracın etrafını dolaştım. Yok adam kayboldu abi. Böyle yani yer yarıldı. Yerin dibine girdi. Neyse ben gittim. Arabayı Diyarbakır'a teslim ettim. Sonra bir tane araç kiraladım. Geri döndüm bu muhite. Şimdi orada böyle kavurma evleri vardır ya. Yani kavurma restoranları diyeyim. Meşhurdur kavurma restoranı. Abi işte oturuyorum çay içiyorum. Bir yerde oturuyorum kavurma yiyorum. Hani bu olayı yapıştırıyorum. Kitlendim ben olaya yani. Orada bir iki tane böyle yaşlı adamla görüştüm. Bana dediler ki işte ya o ikizdir. Yok işte ikizidir binmiştir. Ya dedim ki amca ikizi bindi tamam da baba. Bu benim babamı nereden tanıyor? Ben Elazığlı değilim, Malatyalı değilim, Diyarbakırlı değilim. Yani, yani o bölgenin insanı değilim ben. Yani böyle beni geçiştirmeye çalıştılar. Ben, ya da ben öyle hissettim. Bir cevap alamadım. Yani bir gün iki gün o bölgede kaldım ben işte. Otelde konakladım. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor geliyor abi, biz bölünmesin diye ha, şey yapmıyoruz. Buradayız yani. Yoldayım da ondan dolayı sordum. Diyor, biz tamam, gelmesi işte. Söyleriz. Sen bizim sesimizi duymuyorsun şu an. Biz senin anlattığın bölünmesin, araya girmeyelim diye şey anladım. Yapmıyoruz yani. Şimdi birkaç gün orada konakladım. Sonra kiraladığım araçla yola devam ettim. Kayseri'nin Bünyan ilçesi vardır. Biliyorum abi. Bünyan ilçesine aynı adam bana el etti. Hadi buyur. Ben geri zekalı gibi durdum aldım. Tövbe estağfurullah ya. Asla öyle değil de. Şimdi hikayeyi buraya kadar şey yaptı. İlkinde durdum ve bu adamı araştırıyorsan çok affedersin yani. Durman geri zekalılık değil. Zaten araştırıyorsan durman lazım. Ben olsam ben de dururum estağfurullah. Evet abi. Ben bu adamı aldım. Bana ilk söylediği şey oldu. Beni arıyormuşsun dedi. Ben onu Elazığ'da arıyorum. Kayseri ile Elazığ'ın arası yaklaşık 300 kilometre. Evet dedim, seni arıyorum, sen kimsin? Beni nereden tanıyorsun? Benim adımı nereden biliyorsun? Hani babamı nereden tanıyorsun? Babamın bana o vasiyetini nereden biliyorsun? Abi şu an ben neredeyim biliyor musun? Neredesiniz abi? Bana mı diyorsun? Sana diyorum, şu an Yalova yolu üzerindeyim. Evet. Yani İstanbul'a gidiyorum. Evet. Araçtayım. Ve ben o günden beri böyle şehirler arası yolculuk yaptığımda onunla yolculuk yapıyorum sadece. On, yani adam oluyor yanınızda o. Şu an yanımda. Şu an yanınızda mı? Evet. Ve ben bir gün yolda birini almak istedim bu olaya şahit olsun diye.
Evet. Durmayacak kullandı. Bana bir zararı yok. Özür diliyorum, kesmek zorunda kaldım. Beyefendi ilaç adı kullandı. Bu konularda çok istisnai durumlar çünkü. İlaç adı bir daha sakın asla söyleme abi. Bir daha. İlaç özür adı verme. Evet. Orayı kesmek zorunda kaldım. Evet. Önemli değil. Özür dilerim. Yani şu an beraber yolculuk yapıyoruz. Muhtemel İstanbul'da gideceğim yere yaklaştığım bir yerde. Yine dur beni indir diyecek. İnecek. Bu yaklaşık 10 yıldır biz kendisiyle yolculuk yapıyoruz. Ben karavan işine devam ediyorum. Abi çok enteresan hikaye. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani şeyden değil tabii ki, sen görüyorsun şu an. Yani bunu yaşayan bilir. Ama şimdi burada da yazılanlar var. Mesajlar kum gibi gelmeye başladı. Ben de sormak istiyorum bunu. Yanlış anlamazsanız yanınızda o adamın olduğunu bize ispat edebilir misiniz şu an? Abi ispat edemiyorum. İspat edebilme şansım yok ya. Yani. Konuşmuyor mu başka kimseyle? Efendim? Konuşmuyor mu başka kimseyle? Abi konuşmuyor. Ben bir gün birini arayayım dedim aramaya. Evet. Yani böyle çok sert komut verdi. Ya ben alıştım artık yani. Onunla seyahat etmeye alıştım. Şu an ne diyor mesela? Bir şey diyor mu şu an? Şu an hiçbir şey demiyor. Bana bakıyor ters ters. Size bakıyor ters ters. Peki şu anki konuyla alakalı bir şey sorabilir misiniz ona? Yani de ki yani bir şey. Çünkü sonuçta anlattıklarınızı dinliyor madem aynı arabadasınız. Saklanacak. Evet, aynı arabadayız. Şu an yani İstanbul'a doğru yolculuk yapıyorum. Artık korkmuyorum. Yani şöyle söyleyeyim, kendisi de yanımda. Artık korkmuyorum. Çünkü bana bir zarar vermedi. Yani yaklaşık 10 yıl oldu. Bana bir zarar vermedi. Yani sohbet etmiyoruz. Sadece yolculuk yapıyor benimle. Hiç konuşma filan da yok. Efendim? Hiç konuşma filan da yok. Yok. Ben bazen soru soruyorum. Ters ters bakıyor. Bazen almıyorum, başka bir yerde tekrar önüme çıkıyor. Bitem ediyor. Hiç benim almamayı denediniz mi mesela? Yol boyunca hiç almamayı denedim denediniz abi, mi? Denedim boyunca, abi yol boyunca karşıma çıkıyor. Denedim. Denediniz. Ve bu çok ürpertici bir durum. Artık almak zorunda kaldım. Hani şeyden korkuyorum. Seyir halindeyken birden yolun ortasında durur, kaza yaparım, bir şey yaparım korkusuyla. Artık alıyorum yani. Ha. Kendisinin bana bir zararı yok. Abi, sadece paylaşmak istedim. Eyvallah. Samimiyetinize dayanarak konuşabilirim değil mi? Bazı şeyler söyleyebilirim. Tabii tabii tabii. Bir destek almayı denediniz mi? Gerek psikolojik bir destek, gerek dini bir destek. Hangisi olursa bilmiyorum, hangisine karar verirseniz. Şimdi şöyle, ben deist bir insanım. Evet. Yani bir yaratıcıya inanıyorum ama dinlerle sıkıntım var. Bilimsel anlamda destek aldım. Halüsinasyon gördüğümü söylediler. Ama bu böyle bir şey yok yani. Hani yanımda oturuyor. Bunun halüsinasyonla alakası yok yani. Bu hayal değil, halüsinasyon değil. Ha, musallat da değil. Yani bana musallat da değil. Yani musallat dedim, musallat diyebiliriz. Yani ha, biri önüme çıkıyor ama hani o kötü anlamda bir musallat olayı vardır ya. Evet. Öyle bir musallat da değil. Ne bileyim, artık kabullendim yani. Gittim, çok doktorlara gittim. Yani doktor ismi vermek belki yanlış olur ama çok uzun süre kadar. Evet. Çok ünlü bir profesöre kadar gittim. Muhtemelen ismini söylesem herkes tanır. Halüsinasyon dedi. Yani çok ilaç kullandım. Bir dönem iş hayatımı etkiledi. Ciddi anlamda ben seyahat edemedim. Teslim edeceğim araçları başkalarıyla gönderdim. Sonra ben İzmir'de yaşıyorum normalde. İzmir'de şehir içinde bir gün kırmızı ışıkta dururken cama tıkladı. Bindi arabaya. Yola çıkmıyorsun, beni almıyorsun dedi. Sonra ben devam etmeye başladım. Artık böyle devam ediyoruz, gidiyoruz. Ha, yani, trip mi atıyor yani? Eşime anlattım durumu. Evet. Ha işte mesela ailenizden birinci yakın dereceden filan gören var mı? Yok, yalnız seyahat ettiğim zaman benle şey yapıyor. Yani eşimle, oğlumla filan seyahat ettiğimde yok. Ev ortamında görmüyorum. Yani bu fiziki bir temas oldu mu size? Fiziki bir temas oldu mu? Böyle fiziki bir dokunma, bir teması, bir şey oldu mu mesela? Yani hissettim böyle, ne bileyim, omuzuna dokunma. O bu. Yani uzansam dokunacağım da hani nasıl bir tepki verecek bilmiyorum. Hiç denemedim. Bir dener misin? Bir dener misin şu an? Bir sakıncası yoksa. Yapmak istemiyorsan yapma ama. Abi ineceğim diyor. İneceğim mi diyor? İneceğim diyor. Belki de hiç binmez bir daha. Kaç yaşlarında bu adam? Bir de sizin sormuş olduğunuz sorulara tam cevap verdi mi? Hani siz dediniz ya, babamı nereden tanıyorsun, beni nereden tanıyorsun gibi. Bu sorulara nasıl cevaplar yok, verdi? Yok, yani kitlenmiş cevaplar veriyor sadece. Beni niye almadın? Ha, hep aynı şeyler.
Vasiyetin ya hep kilitlenmiş cevaplarımız. Ya normal bir sohbet etse zaten canım sıkılmayacak. Abi beni sever hani misin? Sana açık konuşabilir miyim sana? Beni sever misin acaba? Ben seni çok severim. Serdar, ben yıllardır dinledim. Teşekkür ederim. Bundan sonra arabaya biner binmez önce emniyet kemerini takıyorsun, ondan sonra arabanın kapılarını kilitliyorsun ki kendisi açıp binemesin arabaya. Tamam mı abi? Evet. Onu kilitliyorsun, sunroof manroof falan filan her şey. Bir de ona soruyorsun, diyorsun ki ya mesela atıyorum yani birazcık böyle bir şeye vur yani, anlatabiliyor muyum, muhabbete vur, belki kendisi gelmez ya, ne bileyim mesela hafta sonu için maç iste bakayım, verecek mi mesela, sor bakayım ne diyecek, belki de inmez, belki ya de, şu var şey belki de oldu istedi, mesela, istediği konuyu açmıyorsun belki de ondan konuşmuyordur ya, şunu da yaşadım. Heh. Mesela bir ay iki ay hiç karşılaşmadığımız, yolda görmediğim, aracıma binmediği de oldu. Hı. Yani ben şey diyorum, bu bir mesajdır diyorum. Yanımda olması gerekiyor. Bazen bana huzur da veriyor. İşin açıkçasını söyleyeyim. Yani, ama rahatsız hani, değilsin. Seni rahatsız ettiği bir durum yok yani. Doğru mudur? Hani bana huzur da veriyor. Ben bir ara şey düşündüm. Dedim lan acaba babam mesaj mı gönderiyor bu taraftan bir yerden? Paralel evrenden mi geldi dedim. Yani böyle kendimi teselli ediyorum. Yani muhtemelen şimdi İstanbul'a yaklaştığımızda inmek isteyecek. Ben şimdi elimi uzattım. İnmek istiyorum dedim. Adını sordun mu? Adını sordun mu hiç? He? Adını sordun mu hiç? Adını sordum, bilinmeyen dedi. Bilinmeyen dedi. Bilinmeyen. Kardeşi vardır. Odur. Kestim, yine kesti. Güzel abim, iki keredir müdahale etmek zorunda kalıyorum sana. Söylemiş olduğun şey küfre girer. Canlı yayında diyemezsin öyle bir şey. Kestim onu. Yani bölgeyle alakalı. Estağfurullah. Hani, abi çok... Orada bir... Anladım. Orada bir... O bölgeyle alakalı diyorsun. Peki. Yani var, musallat olduysa da orada musallat oldu zaten. Çünkü ben orada ararken Kayseri'de beni arıyormuşsun diye karşıma çıktı. Anladım abi. Peki abi çok geçmiş olsun. Yani teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Allah yardımcın olsun. Yaşatmasın inşallah bir daha. İyi geceler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol abi. Sağ ol. Çok teşekkürler abi. Sağ Görüşmek üzere. Eyvallah. Sağ olasın abi. Teşekkürler. Enteresan bir şey, bir hikaye. Hemen Ömer abiyi bağlasana, vaktimiz yok zaten. Sana zahmet Ömer'cim. Evet şey, Ömer'cim demişim. Adem'cim. Sana zahmet. İndirdin mi arabadan demiş efendim. Yani çok şey yapamadım. Açık sorular soramadım. Burada dinleyicilerimiz bazı birkaç şeyler yazmışlar. Ben de sizin gibi evden dinleyip bunları yazıyor olmayı çok isterdim şu an, ama hani ben şu an yayındayım yani, söylediğim mikrofondan her yere gidiyor ya. Yoksa ben de şu anda sizin gibi evde otursam, evet ben de bir isterdim ben de sizde, ama Serdar, yurt dışından bir arkadaşım vardı. Onun da böyle yol arkadaşı vardı. 2,5 sene boyunca hiç kimseyi inandıramadı. 2,5 sene sonra bir gün video çekmeye çalıştı. Video kameranın bozulduğunu ben kendi gözümle gördüm demiş. Abiler ablalar, Türkiye'yi karış karış gezen bir adam olarak söylüyorum. Çok enteresan, çok net hikayeler duydum. Çok enteresan, çok koskoca adamlardan, koskoca kadınlardan duydum. İnanıp inanmamak tamamen size kalmış. Gerek bu programda, gerek bu program dışındaki hayatta sevgili dinleyenler. İnanıp inanmamak tamamen size kalmış. İnanana da diyorum, inanmayana da diyorum. Haberiniz olsun. Ömer abi burada mısın? Buradayım abi. Abi hoş geldin, nasılsın, iyi misin acaba? Teşekkür ederim abi, seni sormalı. Sen nasılsın abi, iyisin inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim ben de, eyvallah. Bir dinleyicim yazmış, diyor ki bak hep bu lafı yerinde kullanmak istemişimdir. Korktun mu yoksa Serdar Allah aşkına demiş. Elhamdülillah gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam, ama sıkıntı bunu gözümün görmüyor olması işte. Yani problem evet. O. Gözümün gördüğü bir şeyden korkmam abi. Öbür türlü de ben duamı eder, Allah'a sığınırım, yoluma devam ederim. Yani yapmamız gereken de o abi. Ben duamı ederim, Rabbime sığınırım, yoluma devam ederim abi. Benim konularla alakalı tarzım budur. Ben yani elhamdülillah seçimimiz belli. Duamı eder. Tabii. Allah'a sığınırım, yoluma devam ederim. Ömer abi notları almışsındır galiba. Doğru mudur? Aldık abi, notlarımız hazır. Evet, vaktimiz birazcık kısıtlı. Bugün biraz da böyle enteresan konular var. Şimdi dinleyenlerin de sordukları şeyler var. Soracağı şeyler de olurlar. Buyur abi, senin tamam. Notlarından başlayalım. Evet abi, Aslı Hanım'dan başlayalım. İlk evet. Hikayesini anlatan ablamızdan. 2004 yılında araç kullanırken arkadaşlarla beraber ormanlık arazide giderken... O bölge sıkıntılıymış yolda. Ama Ömer abi biliyor musun? Çok diyorlar yani.
Abi biz şimdi programlarımızdan şunu söylüyoruz. Belli bir bölgeye ya da belli bir yere sıkıntılıymış veya işte o bölgede sürekli sıkıntı oluyormuş diye atfetmek ben doğru bulmuyorum. Evet. Çok bu durum gibiler yaşanabilir ama bu bölgeden kaynaklı değildir. Yine insanlardan kaynaklıdır. Anlatabildim mi abi? Anladım. Yani o coğrafyanın, o bölgenin mesela ona gelecek olsa işte Mardin'i komple boşaltmamız lazım bizim. Yani şimdi... Yani bu cinli vakalarda Mardin Türkiye'de ilk bizde. E ne yapacağız şimdi? Yani ili mi boşaltacağız yani? Evet. Oradaki durum, bu işlerdeki işte bu şarlatanların orada çok yuva yapması, hakeza yine hakeza oradaki insanların bu konudaki merakı, yani çok aşırı bir durum söz konusu. O yüzden dolayı bir bölgeye öyle ithafta bulunmak bence gerek yok. Hani şahsım adına söylüyorum. Anladım abi. Doğru olan budur abi, zaten. Evet, sen söyleyince de mantıklı geldi. Orası cinli, burası perili filan falan. Yani, demek, evet. Abi şimdi köy diyorlar. Hani belli bir terk edilmiş köy diyor. İşte orada paranormallar yaşanıyor. O bölgeyi ondan sonra bakılıyor ki işte şey deniyor. İşte burası cinli köy, buraya gelmeyin etmeyin. Ya bu biraz daha korku politikasıdır. Yani bakıyoruz ki genelde ben mesela bir ara böyle bir durum oldu. Gittim. Abi biz iki gün kaldık. Hiçbir şey olmadı. Yani kaldığımızın sebebi de farklıydı yani. Orada var derken arkadaşımın orada arazisi vardı. Yani ne oldu ne etti, atamızdan babamızdan bir şey vardı ama abi dedi ben korkuyorum hani sen gelirsen giderim. Ya dedim Allah'ın izniyle gider geliriz. Ondan sonra da şuna döndü. Ya sen hocasın ya abi, senden dolayı olmamıştır. Ya arkadaş ben de senin gibi bir adamım yani. İnsanlar biraz da bilinç altında bu korku politikası oluştuğu zaman böyle olur ama mekanları atfetmeyelim. Neden? Allah üzerindeki yeryüzünde senin halin hareketine göre muamele görürsün. Her konuda böyle. Nasılsan öyle. Şimdi konuya gelecek Aslı Hanımlar'da da bizim yine dikkat etmemiz gereken ve çok sürekli de bizim anlattığımız bir durum var. Hani bu küçük abdestli dediğimiz işte ayakta belirlenmek ile işte hani ihtiyacı görme olayında meskun olmayan mahallelerde bu durum olunca paranormal olaylar yaşamak çok yüksek ihtimalle mümkün. Kapıyı ardına kadar açmış oluyoruz değil mi abi kapıyı? Abi ne kapısı, bildiğin şey gibi, çarşı kapısı gibi yani böyle giren şey olan belli olmaz. Orada bir de şimdi bizim kimsenin günlük hayattaki yaşamı bizi ilgilendirmez. Biz kimseyi yargılamayız. Ama ve lakin belli bir haramlar çerçevesinde alkol olayı olunca onun da bir şeyi var. Etkisi var. Bu bizim en çok mesela... hikayeler arasında benim dikkatimi çeken şu ışık kapatma açma olayı var ya. Evet abi. Benim aynı böyle bir hikayem var. Kendi yaşadığım bizatihi. Ama tabii ben olayı biliyordum. Oo. Yani neyin ne olduğunu bildiğim için. Yanımda onun da en sonunda bu aslanım hikayesinden sonra neden bunu yapmamamız gerektiğini de ben anlatırım. Hani olur abi. Biz onu bir şekilde sevinirim. Kullanıyoruz. Ama hani bunu sadece şimdi ormanlık bir alanda... ilk başta bu yolda giderken gördükleri işte tam olarak insan mı değil mi varlığın ayırt edememeleri ilk ihtarı yiyorlar zaten orada. Hani bak diyorlar hani bir olağanüstü durum var. Bir de Aslı Hanım'ın konuşmasından anladığım biraz da mizacı hani böyle cesaretli bir hanımefendi. Devam ediyorlar. Çünkü onu da nereden anlıyoruz? Eve gidiyorlar, tekrardan o bölgeye gidiyorlar. Yani şimdi derdilerinin ne olduğunu ben anlayamadım. Bu yani genelde zaten bu benzeri hikayelerde bir duyduğumuz şey abi. Mesela adam diyor ki işte ya orada öyle bir şey oldu. Kaçtık gittik eve, ertesi gün merak ettik ya bu nasıl oldu filan diye gittik yine baktık filan diye. O zaman ikinci kere tekrara gitmemek lazım. Yani bu da bir hata. Ya yaşamışsın, kurtulmuşsun. Bırak Allah ne olduysa olsun, oldu bakın, devam et diyorsun yani. Bakın hikayeleriniz arasında defineci bir abimizin arkadaşının hala kekeme olduğu. Hani bakın hala hayatında kalıcı bir hasar kalmış. O kişi o andaki manevi haliyle o durumu kaldıramamış. Fiziki bir durum ve rahatsızlık baki kalmış o kişide. Bunun fenni olarak belki çözümünü bulabilecek kimseler de olabilir ama bulmama ihtimali de yüksek. O risk edilecek bir durum değil. Böyle bir şey başınıza geldiği anda çok basit İslami aldığınız eğitimde hemen bir gusül abdesti, yani ortamın temizliği, Kur'an dinleyebilmek ya da Kur'an okumak en yapılabilecek ve akabinde en kısa sürede bir bilirkişiye gitmek. O da belli çerçeveler içerisinde. Her neyse biz mezarlıklar, yani o bölgedeki kişilere de soruluyor işte ya böyle bir olay yaşadık falan.
işte nedir ne değildir diye sorulduğunda da işte orada işte Allah dostu, işte yatır dediğimiz hani Türkçesi, kimselerin mezarı oldu, işte Rum mezarlarının oldu. Yani mezarlıklarla şöyle söyleyeyim, şimdi şehitler ölü değildir. Ya da işte alimler şehit olarak da görülme mertebeleri var. Bu durumlarda ölü değillerse, o bazı şeyler rahatsız ederse böyle bir durum yaşama imkanım var. Sen ne olduğunu bilmiyorsun toprağın altında. Son ses işte cistak cistak gidiyorsun ormanın içerisinde. Türküler, şarkılar. Bir de durum kapılar da açık. Allah korusun daha kötü bir olay olmamış. İnşallah daha da böyle ilerleyen süreçte de bir durum olmaz. İnşallah. Ama dediğimiz gibi ilk ihtarı yediğin anda bir dur. Mesela en son dinleyici abimiz ne diyor? Ben bu olayı yaşadım. Ondan sonra bir durdum. Bir 10 dakika bir etrafa baktım. Mantıklı hareket. Yani yapılması gereken bu. Bir kendine gel. O andaki o muhatap olduğun enerjiden ya da muhatap olduğun durumdan bir çıkman lazım. Sağlıklı düşünebilmek için. Bir daha üstüne gidersen ilk darbeyi yedin. Belki soluğun kesilmedi ama ikinci darbede ne olacağı belli değil. Muallak. Şimdi dediği gibi bu durum böyle. Allah yaşatmasın. İkinci amin hikayemizi inşallah anlatan Ömer Bey'e. Şimdi Ömer Bey'in Ankara'da bu yaşadığı olayı ben de Ankara'da ikamet ettiğimden dolayı 7-8 tane de arkadaşta duydum. Yani geldiler, anlattılar, ettiler. Şimdi bu durum mümkün. O şey mi abi, köy hikayesi sana da mı geldi? Tabii tabii, aynı duruma benzer olarak bir 7-8 arkadaş geldi. Onlar da lojistik işle uğraşıyorlarmış. Evet. Tabii onların durumu Ömer Bey gibi şanslı değil. Yani ben Ömer Bey anlatınca tekrar eski notlara mı da baktım, yakın mevkileri söylüyor. Ama onlarınki biraz daha bir 15-20 kilometre ilerideki mevkileri söylüyor. Şimdi abi sana bir şey söyleyeyim mi? Çok özür dileyerek bugünkü böğü programını sen şu cümleyi kullandıktan sonra hakikaten kendim için yapmışım. Ben bugün korktum ya, sen şimdi bunu da deyince Ömer abinin anlattığı ki şimdi Ömer Hoca da Ankara'da oturuyor. Biz görüşüyoruz da gidiyoruz geliyoruz, gittiğimiz evet zaman uğrayabiliyoruz yanına. Onun vakti olduğu sürece, benim vaktim olduğu sürece bizi misafir de etti sağ olsun. Hakikaten Ömer abi, evet, Ömer Hoca Ankara'da oturuyor ve senin şu cümlen beni bitirdi şu an. Yani o kardeşin anlatmış olduğu hikayeyi burada etrafta da duyduk ve olabilir demen beni şu an bitirdi beni şu an. Ya şöyle söyleyeyim abi, şimdi o bölgeler biraz daha böyle kırsal. Yani dediği arkadaşın bölgelerde meskun mahalleler arasında, yani köy dediğimiz haneler, kasabaların dediği arasında ciddi mesafe, 10-15 kilometre dediği mesafeler var. Hatta ilk başta ben arkadaşa birkaç tetkikten geçtikten sonra benden baktım ki hani biraz daha vatandaşın anlayacağı tayrı zaman tayrı mekan. Yani bir anda normalde yolun izin olmadığı bir boyut geçişi oluyor kişide. Bunu da o işte dediğimiz cinli varlıklar yapılıyor. Kötü bir amacı olmayabiliyor, kötü bir amacı da olabilir. Bunun muallak. Ama o arada ne darbe aldı? Önemli olan o. Hani şimdi bu Ömer Bey kardeşimizin sürekli yollarda olması, etmesi. Bir daha notlarıma bakıyorum da abi. Olur abi. Şimdi bu kardeşimizin bu şekilde zarar görmemesinin sebebini söyleyeyim. Şimdi küçükken bu amcazadeleri, benim anlayabildiğim akrabaya da yakın arkadaşları, Türkiye'de şöyle bir gelenek var abi, sübyan dediğimiz defineci şarlatanlar diyeyim ben yine, daha ağırlarını söylerim de, tabii çocukları kullanıyorlar abi. İşin doğrusu oluru böyle mi peki? Yani var mı böyle bir şey? Hakikaten? Hayır abicim, bu bildiğin kurban ya. Mümkün değil, değil mi öyle bir şey yani? Evet. Abi bu kurban. O çocuğun hayatını yakıyorlar. Yani bu çocuk ileride o çocuğa muhatap olan şey, düşünün abi. Tabii ehliyeti olmayan, yani rüşçanı ermemiş bir kimseye suç işletmek gibi bir şey. Ve o çocuğun faydalanmak yani. Hey, o böbreğini çalmışsın o çocuğun. Yani... Ha, aklını almışsın, ha böbreğini çalmışsın, doğru diyorsun. Aynı şey. Psikolojisini bozarsın ve sağlıklı bir hayat yaşaması mümkün değil. Yani imkan dahilinde değil. Ama ve lakin tabii olduğundan dolayı, yani günahsız dediğimiz olduğundan dolayı onun menfezlerini kullanıyorlar. Çocuğun enerjisini kullanıyorlar. Ve bu çocuklar büyüyüp yetişkin olduğu zaman kendi çocuklarına sirayet eder, eşine sirayet eder. Allah muhafaza yakın ailesine de sirayet etme şansı var. Çünkü
çok yetişkin dediğimiz ortalama işte gittikleri şarlatanın yaşı ne diyelim 40'lı yaşlarda olsun. O 40'lı yaşlardaki 40 yaşına kadar geldiği olumsuz ne kadar negatif elektriği de alıyor çocuk. Yani yaptığı sorumlulukları da hani o yanlış olaylarından da mağdur oluyor. Bu kardeşimizin hasbelkader demek ki babası anası helal lokma yedirmiş ki normal geçtiği o süreçte öyle bir köyün olmaması, öyle bir yolun izin olmaması orada bir boyut geçiriyor ve işin daha da sıkıntılı kısmı kendi suretini, kendi kıyafetini aynı anda görüyor. Bakın bu tam uç sınırdı. Bir insanın aklını kaybedici olay. Düşünsenize yani canlı kanlı biri geliyor ve sen aynı kıyafette olduğunu, aynı sen olduğunu anlıyorsun. Milimetrik saniyede aklını yitirirsin. Yani bunun temelinde biraz daha bu kardeşcağızımızın durumu var. Elinde yine bu alametler nedir? Peki biz bunu neden böyle söylüyoruz? Cin mührü dediğimiz bu elde kına yakma olayı. Genellikle bayanlarda olur bu. %95 biz bunu başkan yanlarımızda da söyledik. Yani programlarda da söyledik. %5'lik kesim de menfezleri artık böyle darmadağın olmuş kimselerde de olur bu. Çünkü erkek bünyesi bayandan biraz daha mukavvidir. Çok zor olur bu. Kardeşimizin o ara işte sürekli bu işlerde artık görüp etmesi, şekillenmesi. Ben ileriye dönük bir tedbir almasını yüksek şiddetle ona böyle tavsiye ederim. Allah korusun. Çoluk çocuğu aile eşrafı var. Akabinde bu kardeşimiz yani mesela bakın abisi de 11 yaş büyük abisi de bu durumu o doğmadan önce yaşamış. Kekemelik olayı da mevcutmuş. Yani dediğim gibi bu sirayet eder. Allah korusun. Yani hiçbir şekilde dünyevi hiçbir menfaate karşı çoluk çocuğu akrabaymış canı cehenneme hiç önemli değil. Benim evladımdan tek saçının kılı yok o olurmuş bu olurmuş kullandırtmayın. Böyle bir şekilde evladı talep eden yani şimdi bunu artık Türkiye'de herkes dinlediği için diyorum. Adam işte Sabi diyor günahsız bir çocuk olsun onun gözüyle. Yok ya hadi babayı sen kendin bak. Ama yok şimdi. Yani kullanılıyor sakın ha Allah korusun. Bu konuda bu şekilde şey yapalım. Ama dediğim gibi o elindeki izin alameti odur. Bu kardeşcağızımız kendisi de ifade etti. Biraz böyle dini konularda zayıf hareket ettiğini söyledi. Buradan ona sesleniyorum. Abicim abdestsiz yola çıkma aç bir işte Kur'an-ı Kerim MP3'üne işte artık teybine yükle. Yolda giderken de Kur'an-ı Kerim ayetlerini, işte muhafızın ayetlerini dinle. Yani yolda gidiyorsan Allah inşallah işte ibadetlerini, amellerini güzel, layıklı yapmayı sana da nasip eder ama dikkat et. Yani benim diyeceğim bu. Çünkü bu kardeşimiz beraber, adaşım kendisi de Ömer Bey'le beraber bu 9. kişi oldu o bölgede. Yani, aynı bölgede ha sana da gel. O 9. kişi. Tabii. Vay be. Tabii yani bir kız çocuğu gelmişti. O da işte yolunu kaybediyor. Aynı şekilde oradan böyle bir köye de gezdiriliyor. 2-3 gün sonra ailesi buluyor. Ama hiçbir açlık ya da yorgunluk yok. Gayet üstü başı temizlenmiş. Yani bayağı bir durum geçmiş. Başka bir bey abimiz hakeza. Araba arızalanma olayı onda da vaki oluyor. Yani bu belli bir şeyleri var. Dediğim gibi şey yapmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Şey yapmasınlar kardeşler. Onlara dikkat etsinler. Bu konuyu da geçtikten sonra üçüncü hikayemizin sahibi Fatih Bey. Evet. Evet. Fatih Bey'in olayı da yine aynı Ömer Bey'in olayına yakın bağlantılı konular var. Bu akşamki konular da hakikaten böyle birbirine manidar geldi. Evet. Biraz bağlantılı. Yıllar olarak da biraz bağlantılı sanki değil mi? Ya tabii biraz böyle define işlerini biliyorsun zaten biz aklı başında olan insanlara önermiyoruz. Evet, yani çılgınlık arıyorlarsa gitsinler rafting yapsınlar. Yani bu define olayı daha yani başka şeyler de işte bu millet. Ben yeniden drift'e başladım abi araba toparlıyorum. Çok çılgınlık isteyen varsa şeyden Aralık ayından sonra benim yan koltuğuma oturabilir. Ben şimdi bir tane araba ya bulduk inşallah onu toparlıyoruz yeniden drift pilotluğu için. İnşallah abi kazasız belasız. Seni bir gün bekliyorum böyle. Amin abi inşallah duaların bizde olsun. Seni bir gün mutlaka yan koltuğuma bekliyorum. Yani kullanmak istersen tabii sen de kullanabilirsin kalabalık ama. Gelelim. Kalabalık
kalabalık mı gelelim abi? Yani kaç kişi gelirsen gel de yanındakileri gözle görebilelim abi. Yok estağfurullah, işin sakın latifesi. Fatih Bey'in olayında abi 5-6 yaşlarındayken yine aynı şekilde kullanılıyor. Bu arkadaşın da menfezleri açılıyor. Ondan sonra bunlar bir define olayına gidiyorlar. Nehri böyle Fırat Nehri'ne kabarmış bir şekilde insan suretinde geldiklerini çıkarırlar. O arkadaşlarının birinin dili tutuluyor, kekeme oluyor. Evde uyurken bir anda 5-6 kilometre ileride bir dağın tepesinde kendisi pijamalarıyla beraber buluyor. Evet. Akabinde dönüyor. Yetmiyor. Bak yine ister yani, tamam böyle bir şey gördün. 6'yı da benim 5 kişi demişim ama 7 kişi mi? 7 kişi. 5 kişi veya 5-6 kişi arkadaşını alıyorlar abi. Evet. İşte bu define işaret şeylerine döküyorlar kan. Kimse yapmasın da bu işleri. Öyle bir hani çok aklı evveller çok şeyler tarif ederler. Kan veya işte bir hamur şeyi gibi bir işte o buldukları şeyin etrafında belli şeyler var. Onları direkt açarsan zehirlenebilirsin, kör olabilirsin vesaire vesaire. O işin şeyleri yapar. Bunlar kanını buluyorlar. Yani. Abi yani ya bir şey söyleyeceğim. Adam oraya onu koyuyor. Bu kadim büyüğünü koymaz mı ya? Hadi gel al Ahmet Efendi gitti kaldı alacak zengin olacak. Olmaz. Yani sen gidip de tarlanı kazarken pulluğunu sürmüşsün. Tarlanı sürerken pulluğuna denk gelir. Bu Allah'ın sana bir nimeti olur. Gidersin kollu kuvvetlerine dersin ki kardeşim devletim ben böyle böyle yaparken kendi kapalı arazimle böyle bir durum şey yaptım. Buyurun alın dersin. Devlet zaten bunun belli bir miktarını sana nakdi olarak veriyor. Aç gözlü olmaya gerek yok. Bu definecilik değil. Bu nasibini yersin. Ama işte şurada bir define haritası buldum. Burada bilmem ne varmış. Ya şurada bir papaz bulayım da şunu işte papaz büyüsünü görsün. Yani neler 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 neler. İşte akabinde bakın parayı buluyorlar. O zamanın parasıyla ciddi bir para buluyorlar. Evet. Bir hafta sonra birinin eşi kaçıyor gidiyor. Ortalıkta yok. Ondan sonra da kendi eşi gidiyor. 10 yıldır ne hanımı var ne para var. Ondan sonra bulan adam bir tane olanı yani bir akrabasında adam bir lokmasını yiyemiyor. Ne anladık şimdi biz buradan? Ya bu işi yapmaya gerek yok. Devlet olarak devletimizin belli şekilde belli birimleri gidiyor bunu resmi olarak izinli yapan insanlar var. Ne demek? Askerimiz gidiyor işte orada gören güvenliği alıyor. Makinesinde yapılıyor. Devlet bunun sayımını yapıyor şey yapıyor. Ama ve lakin gayri resmi olarak kazma körek elde gecenin bir yasında dağlarda gezersen akıbetin ne olacağı meçhul olur. O yüzden dolayı kesinlikle biz bunu tasvip etmiyoruz ve kimseye de yapması için hiçbir şekilde de bir tavsiyede bulunamayız. Allah yardımcısı olsun. Dediğim gibi bu gibi nice olaylarda dinledik. Akabinde abi eşine musallat olan varlıkla alakalı arkadaşımızın hikayesine geçelim. Eşinin babası evet, vefat ettikten sonra psikolojik ruhi olarak ciddi bir yıkıma maruz kalan eşi işte doktora psikiyatriye gidiyor. Ablası psikiyatrikmiş. Kendisinin konuyla alakalı işte hani dahilinde olmayıp farklı kimselere yönlendiriliyor. Burada bakın saçını yeme olayı ileri boyuttur. Ben sanki bunu yani, bir yerde duydum mu gördüm mü bir şey bu saç yeme falan böyle. O çok ileri boyuttur abi. Yani maruz kaldığı şeyin çok ileri boyutudur bu yani artık. Ve çok hafi dediğimiz gizli gelişir bu iş. Yani gider konuşur eder bağırır çağırır. Sen dersin ki hani işte bir piyasa ağzıyla söylenecek olursak işte bir cevşen bir muska bir okul musluğu geçecek zannedersin. Bu iş onu aşmış bir mevzudur ki onlar da zaten çoğu işin ehilleri tarafından yapılmaz. Bunlar tatile gittikten sonra orada zaten olay artık kopuyor. Urfa'ya gidiyorlar. Sen bir soru sordun. Abi neden korkmadın diye yani cesaretli misin diye. İşin ehli kimseler bize bir vaka geldiği zaman abi biz vakanın yakınıyla gerekli iletişimi kurduktan sonra vakaya müdahale ederken vaka yakınları kendi velileri yanı dururken onların bir hissiyatlarını dondururuz. Yani kişi olarak o etkilenmesin diye yani o alandan çıkartırız. Anladım. Yani abi, işin ehli kimse de onu yapmıştır. Çünkü gördüğü
Düşünün yani arabada 3 kişi varken bir yerde durup hiç tanımadığı 2 kişi geliyor. Bir anda onu işte nehre götürüp 3 defa daldırıyor ve kusuyor. Ve bu olaylara karşı akli hani melekeler yerinde olan insan ne yapıyor der. O anda böyle sessizliğini korumasının sebebi de yine oradaki ortamdan kaynaklıdır. Yani siz sordunuz diye benim de aklıma geldi onu söylüyorum. Biz onu yaparız yani. Çünkü kaldıramayabilir. Hem bakayla uğraşırken bir de şimdi kocasıyla uğraşmak yani gücü bölmek o anda çok akli bir iş değil. O yapılır. Böyle sessiz, sakin, sadece olayı izler. Verilen komutları yapar. İşte tut denir, tutudur işte ya da vesaire vesaire. Akabinden o gelen iki kişinin bir anda kaybolması. Zaten hani bilir kişi diyeyim. Hoca efendi de o işin yöntemleri vardır işte. Hani biraz daha gidenler gelirler. Mesele o. Allah yardımcısı olsun. Ama yine de ben şunu belirtmek istiyorum. Yapılan cevşenler, zırhların eğer yapılış şekilleri iyiyse, yani usulüne uygun yapılmış ise, bu bana biri gelse dese ki ben yapmıyorum mesela, cevşen yazmıyorum ben. Neden yazmıyor? Benim usulüm farklı. Çünkü cevşendeki külfet çok. Külfetten dediğim, yani ben usulüne uygun, yani Osmanlı'dan, Selçuklu'dan gelen bir cevşeni yapmam için en az bir senemi harcamam lazım. Vay. Yani tabii canım, öyle şaka işi değil ki abi bu. Oturdum pilot kalemle tırıt 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 böyle şey yazıdan çıkartır gibi yazdım. Al bakayım bunu eve, bunu suya, bunu da içeceksin, bununla yıkanacaksın. Ver 500 lira. Hadi at da hadi git. 500 ucuz dedin abi, ucuz dedin ya. 500 ucuz dedim bence. Abi ya abicim. Ayağımız alışsın diye mi? 500 ucuz dedin yani ben. Hayır canım sen. Güldürme beni abi. Evet. Abi bugün valla ihtiyacım var bugün. Yani benim gülmeye ihtiyacım. Abi ben o paraya çalışmam. Benim hani saatlik ücretimi karşılayabilecek bir mal varlığı daha dünyaya gelmedi. Yani bir gün hiç unutmam, Karadeniz'de bir görev yaparken bir vakam vardı. Tabii çok ciddi sıkıntılar yaşamış. Ailevi durum falan. Samimiyetle de çok yere gitmiş adamcağız. Çok hırpalamışlar yani. Çok sallamışlar arkadaşı. Biz de oturuyoruz. Caminin önünde de çok güzel bir defne ağacı. 35-40 yıllık bir defne ağacı vardı. Bu geldi. Ben baktım bu defnenin kokusu çarpar yani. Ben hatta o defne ağacının oraya getirtip oturtuyordum. Oradan böyle şekline göre de çarpıyordum. O da benim tabii meslek sırrı mı derler, öyle bir şey. Böyle tepki verdi. En sonunda muhabbeti açtı. Tabii biz gidip de sokağa çıkıp elimizde megafonla işte büyü bozulur hani şey yapmadığımız için. Hani adam da bizi normal bir cami imamı olarak biliyor yani. Öyle bir aşikar etme olayı olmaz. İlimde de aşikarlık rüyadır, Allah korusun. Durum olunca dedim ya abi ben sana bir çay yapayım falan diye. Defne ağacının yaprağının tazelerinden toparladım. Şöyle iki bir şifa ayetleri okudum. Adam bir başladı kusmaya. Allah selamet versin. Caminin önünde yeni yıkamıştım ama berbat bir halde. Böyle. Dedim neyse. Adam dedi ki ya hocam nefes almaya başladım falan. Dedim ki bak abi senin böyle bir durumun var. Her neyse konuyu uzatmayalım. Adam düzeldi. Durumu da iyi bir abimiz. Esnaf. Bana bir gün geldi böyle. Tatlılar matlılar falan. Ya hocam biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Dedim ki işte ücretinin mukabilince diye bir hediye verelim. Dedim ki ya şu Karadeniz'i görüyor musun? Görüyorum dedi. Tam böyle kabuğun dedim altına durun. Doldurduğum vakit dedim. Gel dedim. O kadar malın olursa dedim. Gel dedim. Benim ücretimi ödersin dedim. Anladın. Gitti. Yani. Abi yok, bunu unuturum sonra sormayı. Yani kişide bir şey varsa defne ağacına tepki mi verilmiş? Abi bak şimdi. Defne ağacının şifai olarak bunun bir usulü var. Tabii biz her defne ağacını millet şimdi kökünden söküp evinin önüne ekmesin. Yani biz bunu söylerken de hani yanlış bir yönlendirme yapmayalım. Defne ağacının belli usulleri vardır. Mesela yaprağının bir şekilde kullanım usulleri vardır. Biz onu kullanırken dikkat ederiz. Kim insan bunu farklı şeylerde yapar. İğde ağacından da yapan olur. Mesela biraz daha böyle eski usuldeki alimler bunun şifa olduğunu yazmışlar. Biz de onun usulüne göre uyguluyoruz. Yani yoksa diğer türlü başka bir şey değil. Onu seninle biz birebir de konuşuruz. Hani tamam. Dinleyici arkadaşlarımı tamam. Çünkü farklı yere gidebilir, anlatabildim mi? Anladım. Şimdi
yarın sabah aktardan şöyle gidip de işte defne kiloca defne alıp evinde bulundurup iyi geliyormuş değil. Yani bunun şifai, ilmi şifa dediğimiz bir ilim var. Orada bir usulleri var. Ama defne yaprağını ben severim. Çok da kullanırım, ederim. Mevzu bu. Yani çok detay vermeyelim. Çünkü yönlendirmeye gider iş. Adam ondan sonra kafasında çok farklı bir ütopya kurar. Ya da hanımefendi. Ya o olmadı işte değilmiş der. Yani gerek yok. Anladım abiciğim. Abi, son hikayesini anlatan abimiz Uğur Beş. Yolda giderken otostop yapıyor. Durmak istiyor, duramıyor. 20 kilometre gidiyor, bir abi alıyor. İşte aynı adam çıkıyor. Adam konuşuyor. Babasının ona işte vasiyetlerini söylüyor. Sen böyle böyle niye yolda almadın, etmedin? İşte tabii şaşkınlık, şok geçiriyor vesaire. Akabinden de bu durum tabii onda ciddi bir etki yapıyor. Yani babasının emekli olduğu işe kadar izah ediyor adam. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Uğur Bey en sonunda konuşmasında deist olduğunu, hani bir yaratıcının olduğunu vesaire, hani inançsal boyutunu ortaya koydu. Yani bazen şimdi birebir de bu gibi durumlardaki vakalarda yorum yapmayı ben pek fazla sevmem. Çünkü birebir de bu durum hususi bir durumdur. Ve sürekli de yaşadığını söylüyor. Doktorlara gittiğini ama ve lakin bir netice alamadığını istatı büyük. Yani fenni ilimler karşılayamıyorsa manevi ilimler devreye girer. Bence bu durumda hani hasbelkader denk gelseydik incelemek isteyeceğim bir vaka olabilirdi. Ama ve lakin şu anda bu az bilgiyle pek fazla bu konu hakkında da yorum yapmak istemiyorum abi. Çünkü hani bu durumlar olabilir mi? İnançsal boyutunda olan bir kimse, yani İslami konularda kabul eden bir insan olsa ihtar deriz. Yani çünkü ben mesela öyle yorumlayalım. Hani yorum yapmadan geçmeyelim dersek. Şimdi normalde bazen işte bizim halk cebinden işte Hızır Aleyhisselam bir ihtar eder. Hı hı. Hani böyle şunu yap bunu yap diye. Hani ya bir yanlış bir işe gidiliyorsa önüne geçilir. Ya da işte bir kaza bela musibetten Allah-u Teala korumak muhafaza etmek için birilerini vesile kılar. Sen hazır dersin, hazır dersin vesaire. Hani bir isim takarsın. Ama bu durum biraz daha artık yer etmiş. İşte iniyor, başka yerde şey yapıyor. Bizatihi temas etmemiş. İsmini bilmiyor. Yani az malumat var. Çok yorum yapmak, yani şu an kendimce akıllıca bulmuyorum abi. Yani kendimi ilmi olarak donemez. Bu konuda şu anda Uğur Bey'in konusunda. Rabbim yardımcısı olsun. Rabbim inşallah tez zamanda, yani benim anladığım zaten bir zarar vermiyormuş. Artık dayıyla gider gelirler inşallah, böyle kadarsız belasız yani. İnşallah abi. İnşallah dayıyla kazasız belasız gider gelirler. Yani hem dedi ya canım, konuşsa keşke diyor, canım sıkılmaz diyor. Ben de o yüzden dolayı dedim yani inşallah böyle kazasız belasız giderler gelirler. Hem şoför insan yolda sıkılıyor diyor. Değil mi? Ama İnşallah tabii bu paranormal olayları biz basite almıyoruz. Bilgim az olduğu için çok fazla bu konu değil. Hani incelemek lazım. Ne yaşadı, ne yaşamadı. Hani acaba işte bu değişiklik fikri olmadan önce bir kapılar açıldı mı, açılmadı mı? Hani biz kapı diyoruz, çok basit indiriyoruz ya. Menfezler manevi bir sıkıntı yaşadı mı, onun bir yer etti. Çünkü bazen bir darbe alırsın, bunun 10 yıl sonra ortaya çıkar, bazen 2 gün sonra çıkar. Bunu bilemeyiz. Muallaktır burası. Kimse bir zaman veya şey söyleyemez. Dikkatli insanlar bazen bunu çözüyor ama genel mahiyette bu işler biraz muallaktır yani. Akıbeti hayır olsun inşallah. Rabbim tez zamanda şifalar nasip eylesin. İnşallah abicim benim. Abi vakalarımızdan bu. Hani dinleyeceğimizden soru varsa onlara da cevap verelim inşallah abi. Abi bir hepsini cevapladın. Genelde sana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz yazıyor ama öyle bir misyonumuz, öyle bir görevimiz yok. Bu mesela Ankara'da olduğunu daha önce de zaten söylemiştik de bugün söyleyince işte ne yapalım, nerede bulalım filan gibi. Öyle bir görev, öyle bir misyon yok Ömer Hoca'yı. Benim vasıtamla sadece Alem FM'de Bö programında duyabilir, dinleyebilirsiniz ama onun harici hasbelkader şanstır, bir yerde karşılaşırsınız, bir şey olur, o söyler, denk gelirsiniz. Ben sadece bir şey söyleyeyim, dinleyicilerden bir tanesi farkında olmayarak benim vakam oldu. Bizim bu programı anlattı. Ben normalde uyandırmayacaktım,
Dedi ki ya işte hocam dedi, anlatıyor tabii hanımefendi. Ama tamamen hani hiç ulaşmadı bana. Ankara'da öyle bir abimiz arasıyla, ya hocam dedi bir ablamız var sıkıntılı bir durumda. Hani müsaitseniz bir çay içmeye gelebilir miyiz? Buyurun hay hay dedim. Bizim tabii klasik biliyorsun karşılama törenimiz, biz karşıladık ettik. Ondan sonra işte muhabbet falan, derdini anlattı. Ya hocam dedi ben de size bir şey söyleyeceğim, ben çok dua ettim dedi. İşte ben dedi hatta radyoda dedi Alim Efendi'ye bir işte radyo konumu var. Allah Allah dedim. Dedi işte bir Ömer Hoca diye biri bağlanıyor dedi. O da Ankara'daymış, büyük bir hocaymış dedi işte. Serdar Bey dedi yayıncı işte bağlanıyor. Anlatıyor abla heyecanlı heyecanlı. Ondan sonra acıma da işte kendisi de böyle programa katılıyor falan. Dedim ya ne güzel dedim, böyle hizmetler de yapılıyorsa dedim, siz dedim işte faydalanıyorsunuz dedim, dinlemeye devam edin diye. Öyle bir konuştuk. En sonunda dedim ki yani tabii tedavi falan bittikten sonra, hani direkt anlatmak istemedim. Sır tutmayabilir misiniz dedim. Yani sır tutabilir misiniz? Tadı hocam dedi. Dedim o Ömer Hoca benim dedim. Abla camide de böyle bildin tepeye fırlayacaktı. Nasıl yani dedim. Sakin olun sır dedim. Bunun dedim sakın ha malumatı paylaşmayın. Allah razı olsun. Hani sırrında tuttu. Yani bizim öyle bir aşikar etme yok. Nasip kısmet. Denk gelirsek başımızın üstünde bütün kardeşlerimizin yolu var. Ümmeti Muhammed'e bir hizmet olursa ne ala. Ama diğer türlü Serdar abimle bizim abi kardeşliğimiz baki. Öyle eyvallah. Bir reklam şeyde bizim böyle bir zamanımız yok yani, biz ilmimizin gereğince Ümmet-i Muhammed'e bir hizmet, yoksa diğer türlü yazıhane kuracak. Eyvallah abi. Abi çok teşekkür ederim, çok değerli bilgiler verdin abicim. Yine bize sesini de duymak güzeldi, çok teşekkürler, iyi geceler diliyorum abi sana. İyi geceler dilerim, Allah'a emanet olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun, geceniz ayrılsın. Sağ olasın, çok teşekkürler abi, görüşmek üzere. Sağ olun.